Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu pazar akşamı bize zaman ayırarak burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Hakan Yıldız. Bu akşam girişimcilik ve yatırımcılık ekosistemlerine yeni bir bakış açısı getiren ve ülkemiz için de son derece önemli olan, önemli olduğuna inandığımız paya dayalı kitle fonlama sisteminin nasıl çalışacağına dair özellikle de sistem paydaşları olan Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu temsilcileriyle beraber sistem içerisindeki onların rolünü ve nasıl çalışacağına dair size aydınlatmaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi paya dayalı kitle fonlaması 2017 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun yasasına bazı maddeler ilave edilerek yasallaştı. 2019 yılında da paya dayalı kitle fonlaması tebliğ yayınlandı. Buna ilişkin olarak bugün çok güzel konulara değineceğiz. Yakında TPK tarafından lisanslanacak platformların işlemlerine tanık olacağız. Bu işlemler neler olacak ve nasıl yapılacak? Bunları bugün masaya yatıracağız. Bu akşam tüm sorularınıza cevap vermeye çalışacağız. Bu sorularınızı chat bölümünden bize gönderebilirsiniz. Özel bir ekip bu çalışmaları, sorularınızı değerlendirecek ve bize ulaştıracak. Biz de cevap vermeye çalışacağız. Öncesinde hatırlatmakta yarar gördüğüm iki tanımımız var biliyorsunuz. Bütün programlarda bunu vermeye çalışıyorum. Kitle fonlamasının ne olduğu ve para dayalı kitle fonlamasının ne olduğunu anlatmaya çalışıyorum sizlere. Kitle fonlaması bir girişim, fikir, proje ya da bir sebebin bir grup insan tarafından internet üzerinden farklı motivasyonlar ile desteklenmesi veya finanse edilmesidir bildiğiniz gibi. Paya dayalı kitle fonlaması da basitçe bir girişimin veya girişim şirketinin paylarının bir kısmını yatırımcılara sunarak onlardan finansman temin etmesi şeklinde gerçekleşiyor. İşte tam bu tanımların odağında sistemimizin işlemesi için son derece önemli olan paydaşlarımız devreye giriyor. Ve bugün bu paydaşlarımızdan Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takasbank'ın iki değerli temsilcisi bizimle beraber. Şimdi onlarla ilgili bazı size bilgiler vereceğim. Borsa İstanbul grubu içerisinde yer alan Takasbank, İstanbul Takas ve Saklama Anonim Şirketi tam adıyla Ödeme ve Transfer Hizmetleri Bölümü Direktörü Sayın Nesrin Özkurt ve yine Borsa İstanbul Grup şirketlerinden Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi Operasyon Yöneticisi Özgün Türköz bizimle bu akşam beraber. Kendilerine hoş geldiniz diyorum ama öncesinde söz vermeden önce hem Nesrin Hanım'ı hem de Özgün Bey'i biraz tanımak isteriz. Bununla ilgili size kendilerinin kısa biyolarını sunmak isterim. Nesrin Hanım Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Anadolu Üniversitesi İşletme ile Dış Ticaret bölümlerinden mezun. İstanbul Takas ve Saklama Anonim Şirketi'nde iş hayatına başlıyor ve kurumun yatırım bankasına dönüşüm süreciyle birlikte senetlerin kaydileştirilmesi, borçlanma araçları, takas işlemleri, BizTek dönüşüm projesi, nakit ödemeler, hazine back office, çek takas, taşıt takas, swap piyasası gibi birçoğumuzun bildiği yeni güzel ürünler. Bunlarla beraber Biga projesi ve pek tabii ki paya dayalı kitle fonlaması projesinde de görev aldı. Sermaye piyasalarında Nesrin Hanım'ın 26 yıllık bir deneyimi var ve 2018 yılından bu yana da ödeme ve transfer hizmetleri bölümü direktörü olarak kendisi görev yapıyor. Nesrin Hanım hoş geldiniz. Çok memnun olduk sizinle burada olmaktan, bu sistemi başarmaktan. Neler söylemek istersiniz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hakan Bey. Öncelikle güzel tanıtımınız için çok teşekkür ederim. Yatırımcılarımız ve girişimcilerimiz için bilgilendirme imkanı sunacağımız ve tüm paydaşların bir arada olabileceği bir etkinlik olacağı için gerçekten bu etkinlikte yer almaktan Takasbank adına mutluluk olduğumu ifade etmek isterim. Bu paya dayalı kitle fonlamasının tüm paydaşları bir arada olacağı için de hem girişimcilerin hem yatırımcıların akıllarındaki birçok soru işaretini de burada cevaplandırabileceğimize inanıyorum. Güzel bir yayın olmasını diliyorum. Çok Teşekkür ederim. teşekkürler, sağ olun. Katıldığınız için biz çok memnunuz. Zaman ayırdınız, özellikle de pazar günü, dinlenmeniz gereken günde bizimle berabersiniz. Bu konuya ne kadar fazla önem verdiğinizi de buradan anlayabiliyoruz aslında. Bir diğer konuğumuz da Özgün Türköz. Özgün Bey ile ilgili de size bilgi vermek isterim.
Kendisi Marmara Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu ve birçok ticari bankada görev yaptı. 1995 yılında Takas Bank sermaye piyasalarında göreve başladı. Şirketin banka olma sürecinde Özgün Bey de görev alıyor ve hisse senedi operasyon, nakit operasyon merkezi, nakit operasyon merkeziyle tahvil operasyon birimlerinde ve Takas Bank tahvil takası otomasyon projelerinde görev aldığını görüyoruz. Ayrıca çeşitli bankaların hazine operasyon bölümlerinde tahvil, nakit ve yatırım fonları operasyon yetkisi olarak da yine Özgün Bey görev aldı. 2003 yılında itibaren de Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda göreve başlıyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda yine birçok proje içerisinde yer almakla birlikte hisse senetleri ve DİPS'lerin kaydileştirilmesi, e-yönet ve e-şirket uygulamaları, son dönemlerde çok kullanmaya başladık hatta bu uygulamaları şirket sahipleri olarak. Aynı zamanda KAP'ın MKK'ya devredilmesi çalışmalarında görev üstlendi. 2011 yılından itibaren de Saklama Operasyonları Direktörlüğü'nde üye işleri servisinde yönetici olarak görev yapıyor kendisi. Yine kitle fonlaması sisteminin hazırlanması sürecinde çok aktif bir görev aldı. Siz de hoş geldiniz Özgün Bey. Sizden de birkaç cümle almak isteriz. Buyurunuz efendim. Hoş bulduk. İyi akşamlar Hakan Bey. Gerçekten bu kitle fonlamasının paydaşlarının bir araya gelmesi ve kamuoyunda bu yeni finansal iklime hitap eden uygulamaların anlatılabilmesi için bize fırsat vermiş olduğunuz için ben de teşekkür ediyorum. Nesrin Hanım'a da merhaba diyorum ve Merhaba Özgün Bey. inşallah izleyenlerimizin sorularını cevaplar ve onları bu konuda yeterince bilgilendirebiliriz. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de hepinize iyi yayınlar diliyorum. Burada tabii bizler daha önceki özellikle pandemi dönemi öncesi birçok organizasyonda bir araya geldik. Üniversitelerin düzenlediği programlarda. Orada mümkün olduğunca kitle fonlamasını, paya dayalı kitle fonlamasını özellikle de sizin tarafınızdan çok dinledik. Tabii bu ilk yayın olacak. Yani paya dayalı kitle fonlaması sisteminin paydaşlar tarafından da anlatıldığı aslında daha fazla insana ulaşabilecek ilk yayın olacak. Diğerleri biraz daha lokal kaldı çünkü mecburen o dönemlerde. Dolayısıyla Özgün Bey siz de müsaade ederseniz bu akşam tek hanımefendi konuğumuz Nesrin Hanım'la başlamak istiyorum. Takas Bank'la başlamak istiyorum. Tabii memnuniyetle. Nesrin Hanım, yatırımcıların birçoğu aslında Takas Bank'ı, ben kısaltarak söylüyorum, Takas ve Saklama, İstanbul Takas ve Saklama Anonim Şirketi'ni. Yok, Takas Bank diyebiliriz. Evet, teşekkür ederim. Şimdi yatırımcılar biliyor bu konuyu. Fakat tabii ki artık girişimci ekosisteminde de Takas Bank'tan bahsetmeye başlayacağız. Bizim tarafta biraz daha az bilinen bir banka. Ama bugünden itibaren ben eminim çok fazla merak konusu olacak Takas Bank yaptıkları da. Peki efendim, Takas Bank nedir? Geleneksel bankalardan sizi ayıran özellikler nelerdir? Ne tür işlemler gerçekleşiyor Takas Bank'ta? Bizi Takas Bank hakkında aydınlatmanızı istirham ediyorum sizden. Buyurun. Tabii ki memnuniyetle. Takas Bank sermayesinin %64'ü Borsa İstanbul, %17'si 11 adet banka ve %18'i ise 28 aracı kurumdan oluşan, ülkemizin sermaye ve finans piyaları açısından oldukça stratejik bir öneme sahip bir finansal altyapı kuruluşudur. Merkez Bankası tarafından 6493 sayılı ödeme mutabakat sistemleri ve ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşları hakkındaki kanunla tanımlanan ödeme sistemlerinden biri. Ayrıca temel olarak sahip olduğu merkezi takas bankacılık lisanslarıyla da Türkiye sermaye piyasaları üyelerine takas, risk ve teminat yönetimiyle merkezi karşı taraf hizmeti sunan bir kurumdur, bankadır. Söz konusu hizmetler kapsamında oldukça çeşit geniş bir hizmet verdiğimiz üye yelpazemiz var. Bankalar, aracı kurumlar, yatırım ortaklıkları, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları, portföy yönetim şirketleri, yatırım fonları, kıymetli maden şirketleri, elektrik piyasası üyeleri gibi birçok finansal altyapı kuruluşuna hizmet veriyoruz. Mevzuat anlamında aslında hem bankacılık kanununa, banka olmamız sebebiyle bankacılık kanununa, sermaye piyasası faaliyetlerimiz sebebiyle sermaye piyasası kanununa ve ödeme sistemi olmamız sebebiyle de Merkez Bankası mevzuatına tabiyiz. Bu bağlamda baktığımızda Türkiye'de bu üç kurum, üç otorite tarafından denetlenen, gözetim altında olan Türkiye'deki tek kurumdur.
Bu da aslında bankamızın bu sermaye piyasaları ve finansal yapıdaki yerini, önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Verdiğimiz hizmetler aslında çok çeşitli. Ama öncelikle şunlardan bahsedebilirim. Merkezi Takas Kuruluşu ve merkezi karşı taraf olarak öncelikle Borsa İstanbul piyasalarına takas hizmeti veriyoruz. İşte borçlanma araçları, pay piyasası, swap, kıymetli madenler, vadeli işlemler ve opsiyon pazarı gibi birçok borsa piyasasının takas ve teminat yönetimini yapıyoruz. Aynı zamanda merkezi karşı taraf hizmeti veriyoruz. Ayrıca çek takas sisteminin yöneticisi bir kurumuz. Merkez Bankası tarafından bu görev Takas Bank'a verildi. Elektrik piyasası ve organize doğalgaz piyasalarına nakit ve teminat yönetim hizmeti sunuyoruz. Ayrıca SPK tarafından verilen yetkiyle yatırım fonlarına, menkul kıymet yatırım ortaklıklarına, borsa yatırım fonlarına portföy saklama hizmeti de verdiğimiz hizmetler arasında. Bunun dışında kendi işlettiğimiz piyasalarımız var. Bunlar hem sektöre nakdi ve gayri nakdi kredi imkanları sağlayan, destekleyen bankacılık hizmetlerimiz. Bunlar Takas Bank para piyasası, birçoğumuzun duyduğu Türkiye Elektronik Fon Transfer Alım Satım Platformu ve ödünç pay piyasası. Bunlar bizim kendi işlettiğimiz piyasalar. Ayrıca belki birçoğumuz duymamıştır ama kişiden kişiye FT hızıyla altın transferi sağlayan Takas Bank altın transfer sistemi de yine sunduğumuz hizmetler arasında sayabiliriz. Bunun dışında doğrudan dışarıdaki yani kurumsaldan ziyade bireysele hizmet verdiğimiz Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile ortak işlettiğimiz takas sistemimiz var. Burada gayrimenkulün kendisiyle alışverişinin eşanlı el değiştirmesine imkan tanıyoruz. Ayrıca Türkiye Noterler Birliği ile olan yine aramızdaki anlaşma çerçevesinde güvenli ödeme sistemi olan Taşıt Takas da Türkiye'de bu hizmeti sunan ilk banka olarak yer aldık. Her iki sistemde de taşıt ve gayrimenkulün sıça rastlanan hırsızlık olayları olmadan, dolandırıcılık olmadan el değiştirmesine imkan tanıyan bir yapı. Ayrıca verdiğimiz saklama hizmetler arasında bankalar arası kart merkezinin yurt içi takas ve hesaplaşma sistemine de teminat saklaması hizmeti veriyoruz. Tabii kitle fonlama da bizim hizmetlerimize yeni kattığımız ürünlerden bir tanesi. Oldukça çok geniş ve çeşitli bir hizmet yelpazemiz var. Her geçen günde bu yelpazeyi genişleterek kesintisiz, iş sürekliliği kurallarına uyan, her türlü risk yönetimini yapan, operasyonel veri tabanı bulunan ve yedek merkezleriyle kesintisiz bir süreci çalıştıran bir altyapı kuruluşuyuz. Yani Takas Bank'ı ben saatlerce anlatabilirim ama kısaca özetlemek gerekirse bunları söyleyebilirim. Çok çok teşekkür ederiz. Gerçekten aslında çok kısa sürede ama çok güzel özetlediniz. Ben anlıyorum ki sermaye piyasalarında bir işlem gerçekleştiği an takas banksız olmuyor. Onu fark ettim. Evet, kesinlikle. Hayatın çok içinden işler hepsi bir de. Biz açıkçası ben bile bu kadar hayatımızın içerisinde olduğunu fark etmemiştim. Onu da sayenizde öğrenmiş oldum. Özgün Bey, aslında aynı durum MKK için de geçerli. Biz MKK diyoruz tabii ki, Merkezi Kayıt Kuruluşu, anonim şirketi. Borsa İstanbul Borsa grubuna ait. Peki efendim, yatırımcılar ve şirketler sizi tanıyor. Girişimcilerin de tanıması gerekiyor. Tabii ki rolünüz çok önemli. Çünkü yasa gereği artık bu rol size verildi. Paya dayalı kitle fonlaması sevdiği sizi burada kaydileştirilmesi ve sistemin limitlerini takibi gibi çok önemli bir görev verdi. Peki Merkezi Kayıt Kuruluşu'nu bize anlatsanız, ne tür işlemler gerçekleştiriyor ve sermaye piyasalarında MKK'nın üstlendiği o önemli görevler neler? Sizden de bunları dinlemek isteriz. Tabii, memnuniyetle. Merkezi Kayıt Kuruluşu 2001 yılında Sermaye Piyasaları Kanunu'nun 81. maddesine dayanılarak kuruldu. Sermaye piyasası araçlarının Türkiye'de kaydileştirilmesi ve kaydileştirilen sermaye piyasası araçlarına bağlı hakların üyeler bazında yatırımcı hesaplarında izlenmesi ve kaydedilmesi amacıyla kurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkez Bankası gözetim ve denetiminde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. ARGE araştırma geliştirme lisansına sahibiz ve şu anda kullandığımız pek çok yazılım uygulamanın yazılım ve geliştirmesi kendi bünyemizde, kendi ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır. Misyonumuz sermaye piyasalarının önemli bir aktörü olarak
Merkezi kaydı, merkezi saklama, veri depolama, kamuya aydınlatma faaliyetlerini güvenilir, etkin ve şeffaf bir şekilde yürütmek, veri ve teknoloji ürünlerimizi ulusal ve uluslararası piyasalara sunmak şeklinde İstanbul Finans Merkezi vizyonuyla uyumlu olarak uluslararası ölçekte ürün ve hizmetleri sunan global bir saklama kuruluşu ve finansal teknoloji şirketi olarak faaliyetlerimizi sürdürmek amacındayız. Kaydileştirilen sermaye piyasası araçları ile ilgili olarak Borsa İstanbul bünyesindeki pay piyasası, tahvil piyasası ve vadeli opsiyon piyasalarına, takas bank nezdindeki ödünç piyasaları ve TEPAS platformuna, ayrıca Türkiye Ürün İhtisas Borsası bünyesinde elektronik ürün senetlerinin spot işlemlerini transfer ve kontrol servisleri sunuyoruz. Sermaye piyasası araçlarına ilişkin hakların izlenmesine aracılık ediyoruz. Lisanslı depolar tarafından üretilen elektronik ürün senetleri kaydileştirilmesi ve bunlara bağlı hakların yine sistemde izlenmesine aracılık ediyoruz. Yatırımcı Tazmin Merkezi adına fiziki dolaşımdaki pay senetlerinin teslim alınması ve bunların kaydileştirilmesi kontrolü hizmetini sunuyoruz. Ve ayrıca menkul mutabakat sistemi olarak da faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Hizmetlerimizde, faaliyetlerimizden bahsetmek gerekirse veri depolama ve raporlama hizmetimiz kapsamında küresel piyasalarda gerçekleşen işlemlerin ve borçlanma aracına dayalı işlemlerin raporlanmasına aracılık ediyoruz. Yine türev piyasalarında araçları üzerinden işlem yapılan ödünç, açığa satış ve kredili işlemlere ilişkin yatırımcıların risklerinin takip edilmesi için aracılık yapıyoruz. Merkezi elektronik veri iletim ve toplama analiz sistemimiz vasıtasıyla da yatırım kuruluşlarının verilerini raporlayarak onların ürün ve hizmetlerini ilişkin denetim ve kontrol hizmeti sunuyoruz. Sermaye piyasası ve borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken bilgilerin şeffaf ve güvenilir bir şekilde kamuoyuna aktarılması için kamuyu aydınlatma platformunun işletmesi de yine bizim tarafımızdan yapılıyor. Ayrıca anonim ortaklıkların genel kurullarına elektronik ortamda katılım sağlanması ve elektronik ortamda genel kurulların yapılabilmesine imkan sağlayan elektronik genel kurul sisteminin işleticisiyiz. Yine denetime tabi şirketlerin ticaret kanunu 1524. maddesi uyarınca internet sitelerinde kamuya açık olarak yayınlamaları gereken bilgilerin kendilerine ait sayfalarda yayınlanmasını sağlamak üzere e-şirket hizmetini sunuyoruz. Ve anonim ortaklıkların yönetim kurulu toplantıları ya da diğer sermaye şirketlerinin müdürler kurulu toplantılarının yapılmasını ve bunların kanuni olarak geçerli olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesini sağlayan elektronik yönetim kurulu sisteminin de işleticisiyiz. Ve son olarak da yatırımcı hizmetlerimiz kapsamında sermaye piyasaları araçlarına yatırım yapan yatırımcıların E-Devlet üzerinden ya da yatırımcı sicil ve şifrelerini kullanarak E-Yatırımcı uygulaması üzerinden sistemlerimize bağlanıp portföylerinde takip ettikleri pay senetlerine ilişkin şirketlerin hak kullanım işlemlerini ve yine kitle fonlamasına katılmaları durumunda daha sonra limitlerini takip edebilmelerine imkan tanıyacak E-Yatırımcı uygulamasının da işleticisiyiz aynı zamanda. E-Yatırımcı uygulamamız hem mobil üzerinden hem de internet üzerinden yatırımcıların E-Devlet üzerinden bağlanabilip servis alabilecekleri yaygın kullanımı olan bir hizmetimiz. MKK Merkezi Kayıt Kuruluşu, ihracatçı şirketler ve yatırım şirketlerinin elektronik imza ile web servisleri üzerinden ve online servisler üzerinden bağlanarak hizmetlerini gerçekleştirebildikleri merkezi kaydı sistem uygulamasıyla tüm sermaye piyasası araçları için kayden izlenen
Sermaye piyasası araçları için hesap açma, şartlı firman, alım satım sonrası işlemler, hak kullanım işlemleri, yatırımcı hizmetleri, hukuki işlemler, TEFAS platformuna ait işlemler, ödünç pay senedi işlemleri ve raporlama gibi pek çok hizmeti ve işlemi yürütebilmektedir. Görev ve yetkilerimize bakacak olursak, Türk Ticaret Kanunu uyarınca borsada işlem görmeyen anonim şirketlerin hamiline paylarının kayden izlenmesi projesi şu an gündemimizde. Bu projeyi Nisan ayı itibariyle yürürlüğe alacağız. Onun dışında yine Ticaret Bakanlığı tarafından verilen yetkiyle Elektronik Yönetim Kurulu Merkezi'yiz. Merkez Bankası'nın vermiş olduğu yetkiyle menkul kıymet mutabakat sistemini işletiyoruz. SPK tarafından verilen yetkiyle türev sözleşmelerinin veri depolama kuruluşuyuz. Yine SPK'nın vermiş olduğu yetkiyle kamu yaygınlatma platformunu işletiyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın geliştirme ve yazılım ve finansal teknolojilerde Ar-Ge merkezi yetkisiyle faaliyet gösteriyoruz. Türk Ticaret Bakanlığı'nın yine vermiş olduğu yetkiyle elektronik kayıt kuruluşuyuz, elektronik ürün senetleri için. Elektronik Genel Kurulu Merkezi olarak Ticaret Bakanlığı'nın vermiş olduğu yetkiyi kullanıyoruz. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yetkisiyle Finansal Hesaplar Merkezi ve Merkezi Saklama Kuruluşu olarak da yetkilerimizi, faaliyetlerimizi de sürdürüyoruz. Evet, aslında dinlerken ben yoruldum. O kadar çok işle uğraştığınızı da fark ettik. Biz bu kadar işinizin arasında bir de paya dayalı kitle fonlaması işini çıkarmışız. Aslında tabii ki işin şakası bir yana, bu sistemin ne kadar güçlü bir sistem olacağının da bence anlattıklarınız kanıtı. Çok teşekkür ederim Özgün Bey verdiğiniz bilgiler için. Ben yine burada anladım ki merkezi kayıt kuruluşu olmadan Türkiye'de pay piyasalarının veya bazı türev piyasalarının işleme şansı da yok. Çünkü parayla, yani Takas Bank'taki parayla merkezi kayıt kuruluşundaki payların yer değişmesi işlemleri olmazsa olmaz gördüğüm kadarıyla. Onun için çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Tabii şimdi burada arkadaşlar paya dayalı kitle fonlama sistemini biz yeni nesil yatırımcılık ve girişimcilik olarak tanımlıyoruz. Bu sistemle girişimlerin finanse erişiminde yeni bir dönem başlayacağını her seferinde söylüyoruz. Yatırımcıların da girişimlere doğru zamanda erişimini temin edeceğini ve yatırımcılık kavramına da yeni bir bakış açısı getireceğini düşünüyoruz açıkçası. Bu önemli bir konu. Bunun odağında aslında bugünkü konuştuklarımız, böyle değerlendirmenizi rica ederim sizden. Bu sistemin en önemli taraflarından biri de artık herkesin yatırımcı olabileceği. Şimdi bunu inanmak biraz belki yeni duyanlar için güç gelebilir ama gerçekten yapı herkesin yatırımcı olabileceğini vurguladı. Hatta yasada da bütün Türk vatandaşlarına veya yurt dışından gelecek kişilerin de 20 bin liralık limitlendirilmelerini, böylelikle herkesin yatırımcı olabileceğini de sistem ortaya koymuş oldu. Ülkemizin gelişmesi ve güçlü bir ekonomiye sahip olabilmemiz için gereken, hepimizin söylediği nedir? Üretim. Peki üretimi nasıl yapacağız? İşte üretenlere de destek olarak yapacağız. Bence bu sistemin ülkemize katacağı en önemli konu sermayenin tabana yayılmasını sağlayacak ve üretime destek sağlayacak. Bu düşünceye hizmet etmesi sebebiyle hem yasamızın hem tebliğimizin yayınlanması konusunda emeği olanlara, müsaade ederseniz huzurunuzda sizler de dahil olmak üzere teşekkür etmek istiyorum. Hem hükümetimize hem bürokratlarımıza, sistemimizin düzenleyicisi ve denetleyicisi Sermaye Piyasası Kurulu'na, bu yasanın hazırlanma sürecinde çok büyük gayretler sarf eden Kitle Fonlaması Derneğimize, hazırlık çalışmalarında birçok çalıştaya katılarak görüş bildiren kişi ve kuruluşlara ve tabii ki sistem paydaşları olarak Takas Bank ve MKK'ya çok teşekkür ederim. Burada bir şey de belirtmek istiyorum eğer müsaade ederseniz Nesrin Hanım ve Özgün Bey. Bu sistemin ne kadar hızlı yapılandırıldığına ben şahidim. Çünkü ilk entegrasyon testlerini beraber yaptık sizlerle.
Dolayısıyla biz bile bu kadar hızlı aksiyon alınabileceğini zannetmemiştik açıkçası. O yüzden birçok kuruluştan da önce gittik hep beraber, sizlerle beraber. Ben onun için de ayrıca hem size hem de teknik ekibinizdeki tüm arkadaşlara çok teşekkür etmek istiyorum. Bu önemli bir teşekkürdü bizim için. Eğer müsaade ederseniz bu bölümde hepimizin merak ettiği artık bu paya dayalı kitle fonlaması kısmına geçelim. Oradaki rolleriniz çünkü çok kıymetli. Bu biraz önce anlattıklarınızı da düşünerek. Neslihan Hanım, paya dayalı kitle fonlama sistemi içerisinde mevzuata göre size tanımlanan bir rol var. Bu rol nedir? Aslında aklımızda birçok soru da var. Ben bazılarını sorayım size. Siz ona göre bir sürü cevap Tabii ki, buyurun. vereceksiniz. Emanet yetkisi olarak nasıl bir hazırlık yapıldı? Ve bu sistem nasıl oluşturuldu? Sistem nasıl çalışacak? Ödemeler nasıl olacak? Hatta bana gelen sorularda da şimdi görüyorum. İadeler nasıl olacak? Elbette nihayetinde girişimciye bir fon aktarılacak. Bu aktarılacak fon nasıl şekillenecek? Bunlarla ilgili bizi aydınlatmanızı bekliyoruz. Buyurunuz efendim. Tekrar teşekkür ederim. Biliyorsunuz siz başta da söylediniz. Öncelikle Sermaye Piyasası Kurulumuz kanunda bir takım değişiklikler yaparak aslında paya dayalı kitle fonlamasının temelini oluşturmuş oldu. Ondan sonra da hem paydaşlarla paylaştığı bir paya dayalı kitle fonlaması tebliğ taslağı yayınlandı biliyorsunuz. Bu taslak üzerinde hepimiz görüşlerimizi ilettik. Ve nihayetinde de 3 Ekim 2019 tarihinde bu taslak tebliği yayınlandı. Ve bu yayınlanan tebliğ ile birlikte de bu girişim toplanan fonların, platformlar aracılığıyla toplanan fonların kampanyanın başarılı olması halinde girişimcilere ödenmesi ve yatırımcılara gerektiğinde iade edilmesi sürecindeki tüm zaman içerisinde toplanan fonların bloke edilmesini sağlayan emanetçi kuruluşlar belirledi. Takas Bank da bu emanetçi sıfatıyla bloke eden kuruluşlardan bir tanesi. Özellikle ismimizin geçtiği, tebliğde ismimizin geçtiği bir emanetçi kuruluşuz biz. Buradan yola çıkarak neler yaptık derseniz, evet, en başta dediğimiz gibi birçok toplantılar yapıldı, taslak üzerinde görüşmeler yapıldı. Akabinde tebliğ yayınlanınca da çok bir kısa bir sürede de bu tebliğin verdiği sorumlulukların yerine getirmek için hızlı bir aksiyon almamız gerektiğini düşündük. Sizin de dediğiniz gibi çok kısa bir sürede birçok şeyi yerine getirdik. Öncelikle Takas Bank açısından bu verilecek emanet hizmetinin usul ve şartlarını belirleyen bir prosedür hazırladık, bir mevzuat hazırladık. Evet. Platformlarla yapacağımız sözleşme taslaklarını belirledik ve akabinde de bunları web sitemizde yayınlayarak hem girişimcilere hem yatırımcılara hem de platformlara ilan etmiş olduk. Bir taraftan da teknik ekiplerimiz hızlı bir şekilde yazılım çalışmalarına başladılar. Ve bizimle çalışmak isteyen platformlarla sözleşmelerimizi imzalayarak onlara bir an önce web servis dokümanlarımızı verdik ve hızlı bir entegrasyon çalışmasına başladık. Bu çalışmalar kısmını hızlı tamamlayan platformlarımızla çok detaylı testler yaptık. Yani sürecin her adımını tek tek düşünerek detaylı testler yapıldı ve bu testleri başarıyla bitiren platformlara da yine platformların listeye alınma şartlarından biri olan hem MKK ile hem de emanet yetkisiyle entegrasyonun tamamlandığına dair bir onay alması, bir onay yazısı bekleniyordu. Ve bu testleri bizim açımızdan başarıyla tamamlayan platformlara da bu uygunluk belgesini vererek aslında süreci başlatmış olduk. Evet. Ama bir taraftan da hala çalışmalarımız durmuyor. Daha neyi yapabiliriz, daha nasıl geliştirebiliriz bu sistemi diye çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah en yakın zamanda da Sermaye Piyasası Kurulumuz listeye alınacak kurumları açıkladığında da hizmet vermeye başlayacağız. Sistem nasıl çalışacak derseniz aslında bizim burada doğrudan muhatap olduğumuz platformlar, bizim yatırımcılar ya da girişimcilerle doğrudan bir iletişimimiz olmuyor. Platformlar Takas Bank'la bir üyelik sözleşmesi imzalıyorlar. Dediğim gibi entegrasyonlarını tamamlıyorlar. Listeye alınma başvurusu kabul edilen platform her bir proje için gidip MKK'dan bir proje numarası, bir MKK ID alıyor. Ve bunu bizim belirlediğimiz bir form var. O formda işte projenin adı, MKK ID bilgisi, projenin kısa tanımı, girişim ya da girişimcinin ad, soyad, VKN, TCKN gibi bazı bilgileriyle birlikte Takas Bank'a iletiyor. Ve bizim Takas Bank sisteminde bu proje için bu MKK ID'ye ait bir
hesap numarası oluşturuluyor. Biraz hızlı mı gidiyorum bilmiyorum. Slide'e göre biraz hızlı gitmiş olabilirim. Hatta bu söylediklerinizi kısa bile geçtiniz. Özellikle testler kısmında tabii ki birçok arkadaşımız bilmiyor. Yüzlerce maddeden oluşan testleri defalarca yaparak en azından sorunsuz bir yapının oluşmasını bütün teknik ekip sizler sağladınız. O yüzden hatta bence önemli olan kısımları da atlamayın. Lütfen onları da bizimle paylaşın. Yok evet ya, gerçekten öyle. Yani testler bizim için çok önemli. Çünkü sonuçta biz burada emanetçi sıfatıyla hem girişimciye hem de yatırımcıya karşı sorumluyuz aslında bir bakıma. Onların bize emanet ettiği fonları verilen süre içerisinde burada tutmamız gerekiyor. Burada da herhangi bir hataya mehal vermemek. Takas Bank, MKK bizim için en önemli şeylerden bir tanesi. Hizmetlerimizi sorunsuz yapmak. O yüzden de çok uzun, yani listeye alınma için o vereceğimiz uygunluk yazısı öncesinde çok ciddi bir test senaryomuz var. Sayfalarca, yani her adım en ince detayına kadar test ediliyor. Ve yani bu testlerden bir tanesi bile başarısız olsa sarbaşa yapıp bir daha test etmeye başlıyoruz. O yüzden hani burada platformlarımıza da gerçekten sabırları için teşekkür ediyoruz. Belki biraz zorluyoruz onları ama inşallah hani amacımız gerçekten sorunsuz, başarılı, hiç kimse de soru işareti bırakmayacak bir sistem yürütmek. Bunun için de hani dediğiniz gibi hem platformların teknik ekipleri, hem bankamızın ve MKK'nın teknik ekiplerine ben de burada gerçekten özverileri için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi biz her bir proje için bir tane yeni IBAN hesabı açıyoruz. Burada bu platformun hesabı değil, hani bunu belirtmek isterim. Bu o proje için açılmış, MKK ID'si alınmış bir proje ait bir bloke hesap. İlk aşamada burada ne platformun, ne yatırımcının ya da ne de girişimin aslında bir tasarruf hakkı yok. Biz emanet olarak bunları alıyoruz ve dediğim gibi bu süre zarfında ödeme zamanı gelinceye kadar bu hesapta bloke etmeye devam ediyoruz. Burada daha sonra ne anlatabilirim diye düşünüyorum. İşte bu bloke süresi ne kadar olacak? Belki biraz ondan bahsetmek lazım. Aslında burada iki aşamalı bir şey var. Bir tanesi kampanya süresi boyunca biliyorsunuz 2 aylık yani 60 günlük bir kampanya süresi var. Bunu siz de herhalde birazdan detaylı olarak anlatırsınız. Kampanyanın başlandığından bitmesine kadar olan 60 günlük süre boyunca bu fonlar Takas Bank nezdinde bu girişim hesabında, girişim adına yani proje adına hesapta bloke ediliyor. Ya da girişim başarılı olup şirket haline dönüşünce yani girişim başarılı oldu diyelim. Bu sefer de şirketleşme ile ilgili bir süre başlıyor. İşte bir 30 günlük sermaye şirket kurma, ondan sonra bir 60 günlük işte sermaye artırımı yapma gibi bir süre var. Yine bu süre zarfında da aşağı yukarı 3-4 aylık bir süre oluyor bu. Bu blokeli tutar bizde saklanmaya devam ediyor. Burada özür dilerim. Buyurun. Bunun altını çizmek için müdahale edeceğim. Bu çok önemli tabii, bir dediniz aslında şimdi. Zira burada yapılmak istenen öncelikle yatırımcıyı korumak. Hepimizin bildiği ve aslında dile getirmek istemediğimiz çok kötü örnekler var Türkiye'de para toplanmasına yönelik. Bunların oluşmaması için kanun koyucular gerekli tüm tedbirlerin alındığını da görüyoruz bu anlattıklarınızdan. Paralar ne platformlarda ne de girişimcilerde toplanmıyor. Paralar doğrudan sizde blokeli hesaplarda toplanıyor. Bunun altını özellikle çizmek istedim. Ta ki girişimciye aktarılana kadar. Ben biraz sonra belki sizden sonra girişimciye aktarıldıktan sonra da aslında denetleyici ve düzenleyici hususlar var. Onlar hakkında da bilgi vermek isterim. Müdahale ettim. Lütfen affedin. Buyurun. Yok estağfurullah, çok yerinde bir şey oldu vurgulamak adına. Tabii burada en çok sorulacak sorulardan biri olacağını düşündüğüm bu cayma hakkı var biliyorsunuz. Yatırımcılarımız fon sağlama ilişkin taleplerini ödeme emrini verdikten sonra 48 saat içinde ya da işte kampanya süresi başladı, kampanya süresi içinde yaptıkları yatırım kararını etkileyebilecek bir açıklama yapıldı. Ve bu açıklama yatırım komitesi tarafından onaylanırsa ve yayınlanırsa yayınlandığı tarihten itibaren de 48 saat içerisinde hiçbir sebep göstermeksizin yatırımcılar cayma haklarını kullanabiliyorlar. Bu ne demek oluyor? Cayma hakkını kullandığı an itibariyle biz yatırmış oldukları bedelleri onlara iade ediyoruz hiçbir kesinti olmadan. Yani bu da belki yatırımcılarımız açısından önemli bir husus diye düşünüyorum. Çünkü böyle bir imkan var.
Tabii burada en önemli sorulardan biri de ödeme nasıl yapılacak? Aslında her şey platformdan başlıyor. Platform ekranlarında yatırım yapacakları projeyi seçtikten sonra hangi ödeme yöntemiyle projeye destek sağlayacaklarını seçiyorlar. Bu EFT olabilir ya da kredi kartı olabilir. Eğer kredi kartını seçerlerse ekrana kredi kartı bilgilerini giriyorlar ve ödeyecekleri, yatırım yapacakları tutarı söyleyip girip aslında ödemeyi gerçekleştirmiş oluyorlar. Eğer EFT ile yapacaklarsa burada yine başvuru anında platformlar tarafından kendilerine bir talimat numarası verilecek. Bu çok önemli, talimat numarası. Çünkü bizim hangi girişime bu ödemenin yapılacağını ayrıştıracağımız bilgi bizim için. Yine EFT yaparken EFT formundaki açıklama alanına bu talimat numarasını çok doğru bir şekilde yazmaları gerekiyor yatırımcılarımızın. Bu talimat numarasını yazarak EFT gönderdikleri takdirde gelen EFT bizim tarafta girişimin ve projenin bilgileriyle eşleşerek doğru bloke hesaba aktarılıyor. Eğer bir yanlışlık varsa da, eğer uyuşmuyorsa da yine yatırımcıya iade ediyoruz. O yüzden bu talimat numarasının doğru yazılması es kurallardan bir tanesi diyebilirim. Hani burada özellikle bunu belirtmek istedim ben. Burada her bir girişim için, dediğim gibi her bir proje için bir IBAN numaramız var. Bu IBAN numarası da yine talimat numarasını alırken platform ekranlarından sizin önünüzde düşecek. Siz oradan o IBAN numarasına bu ödemeyi göndereceksiniz. Yani hem EFT ile hem de kredi kartıyla ödeme yapma imkanınız var. Siz de başta söylemiştiniz, iade, hani iade yapmak gerekecek mi? Tabii ki. Bunun birçok sebebi olabilir. Bir tanesi cayma hakkı, biraz önce bahsettim. 48 saat içerisinde cayarlarsa cayma hakkının kullanılmasının üzerinden ilk iş günü biz yatırılmış olan bedeli, işte EFT ile gönderilmişse EFT ile, kredi kartıyla ise kredi kartını iade şeklinde gerçekleştireceğiz. Eğer hedeflenenden fazla bir fon toplanmışsa yine platform tarafından bize her bir yatırımcı için ne kadar iade yapılacağı bilgisi gönderilecek. Yine aynı şekilde biz takip eden ilk iş günü, yani platform tarafından bize o bildirimin yapılmasını takip eden ilk iş günü bu bedelleri yine EFT ve kredi kartlarına, EFT ya da kredi kartı hesaplarına iade edeceğiz. Son olarak da kampanyanın başarısız olması durumu var. Tabii böyle bir şeyi hiç istemeyiz ama olmayacak bir şey de değil. Böyle bir durumda da yine yatırılan bedeller platform tarafından, işte kampanyanın başarısız olduğunu bildirilmesini takip eden ilk iş günü yine ilgili EFT hesaplarına ya da kredi kartına kesintisiz olarak iade edilecek. Hani bu kesintisiz olarak iade edilmesi de aslında yatırımcılar açısından önemli bir husus diye düşünüyorum. Kesinlikle. Aslında buraya kadar ödemelerini yaptılar, gerekirse iadelerini aldılar. Yani buraya kadar olan kısım aslında tamamen yatırımcıları ilgilendiren kısımlardı. Artık bundan sonra kampanyanın başarılı olması durumunda neler yapacağız? Artık karşımızda yatırımcıdan ziyade girişimciler geçmiş oluyor. Roller değişiyor. Bu sefer girişimcilere ne yapacak? Heyecanlı ne söyleyeceğinizi bekliyorlar aslında. Evet, şimdi burada tabii iki türlü şey var. Biliyorsunuz bu girişim proje sahibi bir girişim şirketi de olabilir ya da bir girişimci olabilir. Burada öncelikle girişim şirketi tarafından yürütülen bir kampanya ise ve başarılı olmuşsa nasıl bir yol izleyeceğiz? Aslında biraz ondan bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi kampanya süresince biz açtığımız proje adına açılan blok ile hesapta fonlanan tutarı saklıyoruz. Ve kampanya sonunda kampanya başarılı olmuşsa bu sefer girişim şirketi adına başka bir hesap açıyoruz ve parayı bu sefer ama bu tamamen dediğim gibi yine girişim şirketinin tasarrufunda müdahale edebileceği bir şey değil ama tamamen tebliğ gereği yapılan bir hareket bu. Bu sefer yatırımcı bloke hesabını alıp girişimci bloke hesabına aktarıyoruz. Burada girişim şirketinin 30 gün içinde bir sermaye artırımı yapması gerekiyor. Bu sermaye artırımını yaptıktan sonra bu sefer platformlara iş düşüyor. Platformlar pay dağılımlarını MKK'ya gönderiyorlar. MKK'da nezdinde girişim şirketi paylarını oluşturuyor ve payların yatırımcı MKK tarafında bu paylar yatırımcı hesaplarına dağıtılıyor. Bu hesaplara dağıtıldıktan sonra biz bunları teyit ediyoruz. Hem sistemsel hem yazılı, hem platformla hem MKK'yla. Bu dağılımlar tüm yatırımcılar için tamamlandıktan sonra, tüm yatırımcılar için diyorum, tamamlandıktan sonra artık Takas Bank
Yine platformdan bize gönderilen IBAN hesabına, girişim şirketinin IBAN hesabına artık bu kampanya bizim için tamamlanmıştır, tüm süreçler bitmiştir diyerek toplanan fon bedelini girişim şirketinin bize bildirmiş olduğu IBAN'a hesaba aktarıyoruz ve böylece bizim bu süreçteki görevimiz sona ermiş oluyor. Bu girişim şirketi ise yani girişim şirketi tarafından yürütülen bir kampanya ilişkin süreçti. Eğer bu bir girişimci tarafından yürütülen bir kampanya ise burada ufak bir iki işlem var. Başta hiçbir şey farklı değil aslında. Yine biz Takas Bank'ta proje adına bloke hesapta bunu tutuyoruz. Bu sefer girişimcinin gidip şirket kurmasını bekliyoruz. 90 günlük bir şirket kurma süresi var. Bu şirketi kurduktan sonra bu belgeler bize ulaştıktan sonra yine girişim şirketinde olduğu gibi girişim şirketinden de bir bloke hesap açıp bu sefer yatırımcı bloke hesabından girişimci bloke hesabına bu bakiyeler aktarılıyor. Ve artık girişim şirketinin gidip 30 gün içinde sermaye artırımı yapmasını bekliyoruz. Bundan sonraki süreç aslında diğer girişim şirketiyle aynı. Yine platform yatırımcı pay dağılımını MKK'ya iletiyor. MKK'da paylar yatırımcı hesabına dağıtılıyor ve tüm dağıtım tamamlandıktan sonra yine platform tarafından bize bildirilen girişim şirketi hesabına biz toplanan fon tutarını aktararak süreci tamamlamış oluyoruz. Aslında burada girişimciler açısından aslında bu süreçleri siz muhtemelen biraz sonra daha detaylı anlatacaksınız. Hani ben en azından Takas Bank'ı ilgilendiren kısmını aktarmak istedim. Buyurun. Sizi biraz dinlendirmek adına dilerseniz çok özür dileyerek tabii bir taraftan da sistemi yönetmeye çalıştığım için arkadaşlarımız affetsin. Sizi biraz dinlendirmek istedim. Yorduk sizi ama çok önemli birkaç bilgi verdiniz bize. Özellikle girişimcilerin paraya, daha doğrusu fonlara nasıl kavuşacağını, hangi prosedürlerden geçeceğine, yatırımcıların da hangi korumalara sahip olduğu bilgilerini verdiniz. Ben buna birkaç ekleme yapmak istiyorum. Ondan sonra da belki ödeme sistemleriyle ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan verilecek bilgilerden sonra birkaç bilgi daha vermek istersiniz diye düşünüyorum. Şimdi burada tabii yapmak istediğimiz şey ülkemizin gelişmesi için girişimcilik ekosistemini de geliştirmek. Çünkü bildiğimiz kadarıyla %1 dahi biz ekosistemi geliştirebilirsek bunun katkısı milyarlarca dolar olacak ülkemize. Aynı zamanda da istihdama etkisi çok büyük olacak. 2020 yılında sadece paya dayalı kitle fonlamasından gelen 300 bine yakın bir istihdam var dünyada, artı istihdam. Bunun da aslında bilinmesi çok önemli. Tabii burada sizin anlattığınız sistem içerisinde her şeyin online olacağını da vurgulamak gerekiyor. Tabii. Burada klasik evrak yükü, bürokrasi kendi içinde tamamen online çalışıyor. Bu hem Merkezi Kayıt Kuruluşu ile Takas Bank arasındaki entegrasyon hem de platformlarla MKK ve yine Takas Bank arasındaki entegrasyon sebebiyle çok küçük bazı manuel yapacağımız işler var ama onun dışında neredeyse %100'e yakını dijitalleştirilmiş bir süreç. Bence bu açıdan da inovatif diyebiliriz. Tabii bununla beraber de girişimci disiplinize oluyor. Ben şöyle hayal ediyorum Özgün Bey, Nesin Hanım, siz ne düşünürsünüz? Bu sistem içerisinden geçmiş, yorulmuş, bu sisteme uyum sağlamış bir girişimci çok rahatlıkla Borsa İstanbul'a gidebilecek. Yani ikinci, üçüncü, dördüncü yatırım turlarında hazır olacak. Bence bunlar çok önemli. Çünkü neredeyse biz Borsa İstanbul'da halka arz edecekmiş gibi hazırlıyoruz girişimcileri. Bu konuda görüşlerinizi alabilir miyim? Ne dersiniz? Bu girişimcilik ekosistemini disiplinize eder mi? İsterseniz Özgün Bey, sizden başlayalım. Nesin Hanım'ı biraz dinlendirmiş olalım. Siz ne dersiniz bu konuda? Şöyle, kitle fonlama sisteminin fonlama aşaması tamamlandıktan sonra şirketin kuruluşu ve payların kayden izlenmesi süreci zaten bizim hali hazırda ihraç yapan, sermaye piyasası ihracı yapan diğer şirketlerle yürüttüğümüz süreçte örtüşüyor olacak. Yani Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde sermaye piyasası araçları kayden izlenen şirketler de aslında kitle fonlama sürecini başarıyla tamamlayan girişimci ya da girişim şirketlerinin kayden izlemeye ilişkin yürüttükleri süreçlerin daha kapsamlısını belki yürütüyorlar ama aynı süreçler. Dolayısıyla girişim şirketleri bu süreçleri de bu aşamada tamamlayabilir.
almış olacaklar. Kesinlikle çok güzel cevaptı. Yani bir sonraki aşamaya aslında küçük bir antrenman yapmış oluyorlar girişimciler. Çünkü burada erken aşama girişimlerden bahsediyoruz. 18 milyon aktif varlık büyüklüğünün üzerinde olmayan girişimlerden bahsettiğimiz için onlar aslında bir güzel bir hazırlık yapmış olacaklar. Tabii burada yatırımcılara da bir bilgi vermekte fayda var. Girişimcilere Takas Bank tarafından platformun talimatıyla aktarılan fonun kullanımı ile ilgili kampanya öncesi yasa gereği girişimciler bir fon kullanım raporu vermek zorundalar. Bu fon kullanım raporuna göre de girişimciye fon aktarıldıktan sonra nasıl kullandığını 6 aylık hazırlayacağı bağımsız denetim raporlarıyla bir denetime de tabi olacaklar. Böylelikle yatırımcılar kamuoyuna açıklanan bu bağımsız denetim raporlarından girişimcilerin bu fonları nereye harcayacaklarını da görecekler. Aslında bu bir şeffaflık da getiriyor. Aynı KAP belki kullanır gibi, kamuyu aydınlatma platformunu kullanır gibi kendi platformlarından, kampanya sayfalarından bu bilgileri sürekli yayınlamak zorunda kalacaklar. Nesrin Hanım, isterseniz sizi dinlendirmişsek devam edin. Bize birkaç çünkü önemli konular daha var. Onları da Evet. vermenizi çok isterim. Tabii ki. Şimdi biraz da işlem saatlerinden bahsetmek istiyorum ben Takas Bank açısından. Evet. Şimdi ödemelerde biliyorsunuz EFT ile gönderimlerde bizim Merkez Bankası EFT ödeme sistemine bağımlılığımız var. Burada da EFT'nin açık olduğu iş günlerinde ve saatlerde bize EFT gönderebilecekler. Kredi kartında ise 7/24 bir serbestlik var. Yani istedikleri an kredi kartıyla bu yatırımlarını yönlendirebilecekler ödemeler için. İadeler için ise EFT sisteminin açık olduğu iş günlerinde 9 ile 17-15 arası, yarım iş günlerinde 9 ile 12-30 arası veya bu saatler dışındaysa da ilk iş gününde bu saatler arasında biz EFT ile iadeleri gerçekleştiriyor olacağız. Kredi kartlı iadelerde ise platform tarafından yapılan bildirimi takip eden ilk iş günü kredi kartına ilgili tutarlar aktarılacak. EFT iadelerinde Takas Bank olarak herhangi bir EFT ücreti de almadığımızı burada belirtmek isteyeyim ben. Burada tabii bu konu dediğim gibi çok detaylı. Biz burada bir saat içerisinde çok özet bir şekilde bu hem MKK hem Takas Bank hem platformlar açısından neler yapılacağını sığdırmaya çalışıyoruz ama eğer daha detaylı bilgi almak isterlerse yatırımcılarımız ve girişimcilerimiz bizim takasbank.com.tr web sitemizde İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ paya dayalı kitle fonlaması emanet yetkilisi prosedürü var. Burada hem platformlar hem girişimler hem de yatırımcılar açısından izlenecek yolları çok detaylı bir şekilde bulabilirler. Ayrıca burada kendi ekip arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum. Onlardan da hem 315-25-25 telefonundan hem nop@takasbank.com.tr mail adresinden sorularını ileterek Takas Bank Ödeme ve Transfer Hizmetleri bölümündeki tüm ekip arkadaşlarımdan bu konuda destek alabilirler. Şimdilik benim aktaracaklarım bu kadar. Biraz önceki sorduğunuz soruya da kısa bir cevap vermiş olayım. O da cevapsız kalmasın. Evet, dediğiniz gibi aslında girişim şirketi olan ilk fon sağlayıcılarda fon taleplerinden çok bir sıkıntı olmaz ama işe girişim olarak başlayıp daha sonra girişim şirketi kurup sermaye artımı yaparak bir pay dağıtan kurumlar için aslında bu süreç gerçekten tam bir eğitim akademisi gibi olacak diyeyim. Aslında bu süreci çok iyi yönetebilirlerse ve daha sonrasında da bu girişimlerini başarılı bir şekilde yürütürlerse, evet gerçekten dediğiniz gibi ileride niye farklı bir platformda yer almasınlar diyeyim ben de. Doğru, çok haklısınız. Nesrin Hanım, burada aslında biz tebliği incelediğimizde ve buna ilişkin olarak da yazılımı kendi içimizde kampanya formlarının oluşturulmasına dönük girişimcilerin dolduracağı formları geliştirirken şunu fark ettik. Girişimciler bu formları doldurup kendilerini böyle yeniden neredeyse keşfedecekler. Çünkü çok fazla istenen Evet. bilgi var. Ve bu bilgiler neredeyse onları globale de taşıyabilir. Yani bu bilgileri gerçekten Doğru. sağlarlarsa daha sonra bir de işin güzel tarafı diyelim kitle fonlama kampanyası yaptılar. Küçük bir erken yatırım aldılar. Sonraki turlarda işte seri A, seri B veya daha fazla daha başka yatırımlara private equity'ye kadar süreçte girişimciler bu yatırımlara hazır oluyorlar.
Onu fark ettik. Evet. O yüzden bunun ayrıca bir heyecanını yaşıyoruz biz girişimcilerin bu noktada büyük fayda sağlayacağını düşünerek. Şimdi elbette burada toplanan fonun paylarla yer değiştireceğini biraz önce söylemiştik. MKK'la tabii ki Takas Bank arasında, platformlar arasında bir sistem çalışacak. Yatırımcı paralarını verdi. Sonra tabii ki beklentisi paylarını hesabında görmek olacak. Peki Özgün Bey, bu nasıl gerçekleşecek? Bununla ilgili siz de bizi aydınlatın lütfen. Tabii memnuniyetle. Şimdi kitle fonlama sisteminde projenin MKK açısından muhatabı platformlar. Platformlar aracılığıyla yatırımcılar fonlama faaliyetinde bulunmak istedikleri girişimleri ve projeleri seçerek fonlama faaliyetini yürütecekler. Biz bu aşamada öncelikli olarak platformların sisteme entegrasyonu, daha sonra entegrasyon aşamasını geçen platformların nezdimizden verilecek olan test süreçlerinin tamamladığına ilişkin beyan yazısıyla kurula başvurularını ve kurul tarafından listeye alınmalarından sonra da kitle fonlama sistemine üye olmalarını bekliyoruz. Tabii bunun ilk aşaması olarak platformların entegrasyonu sürecinde Nesrin Hanım'ın da biraz evvel belirttiği gibi bizim de çok kapsamlı bir test sürecimiz var. Bu aşamada öncelikle şirketlerin platform faaliyeti yürütmek istediklerine ilişkin bize bir başvuru yapmalarını bekliyoruz. Bu başvuru çerçevesinde teknik entegrasyonlarını sağlayacak altyapıyı hazırlamalarını bekliyoruz. Daha sonra kendileriyle bir sözleşme imzalayıp ayrıca bir de gizlilik sözleşmesi imzalıyoruz sistem kodlarına ilişkin. Kendilerini sisteme lisans üreterek erişim sağlayabilecek şekilde tanımlıyoruz. Bu tanımlamadan sonra bütün aramızdaki mesaj iletimleri web tabanlı olarak ve mesaj altyapısıyla gerçekleşiyor. Dolayısıyla şirketler kendi sistemlerinden bizim sistemimize bizim belirlediğimiz formatta mesajları ileterek test sürecinde onlardan beklemiş olduğumuz mesaj ve geri dönüşleri sağlıyorlar. Sistemin işlediğini birebir test ediyoruz. Bu testlerin son aşamasında da emanet yetkilisi ile platform arasındaki entegrasyonun da sağlıklı çalıştığına ilişkin kapsamlı testimizi emanet yetkilisi süreçlerini de içerecek şekilde devam ettiriyoruz. Dolayısıyla tüm bu entegrasyona ilişkin bizim test yordamımızı başarıyla tamamlayan şirketler bize testleri tamamladıklarını beyan eden ve beyan yazısı talep eden bir yazıyla başvuruyorlar. Kendilerine teknik testlerin tamamlandığına ilişkin bir beyan yazısı veriyoruz. Bu yazıyla da Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruyorlar. Sermaye Kurulu'na başvurusu kabul edilen ve listeye alınan platformların yeniden bize bir başvuruda bulunmaları ve MKK tarafından belirlenecek kodun Takas Bank ve Borsa'yla teyitleştirilerek sisteme kaydedilmesi sonrasında artık faaliyete geçebilecek aşamaya geliyor platformlar. Bu aşamadan sonraki faaliyetlerle ilgili olarak biz platformlarla dediğim gibi tamamen mesajlar üzerinden ve web tabanlı olarak iletişim kuruyoruz. Platformların kendi kurulları kapsamında girişimcinin hangi kampanyası için fon toplama faaliyeti düzenleneceğine dair karar vermesinden sonra ilgili girişimci için veya girişim şirketi için ilgili projenin bize iletilmesini bekliyoruz. Orada proje tanımlanmasına ilişkin formatlarımızda platform tarafından bize iletilen mesajla biz sistemimizde hem girişimciyi hem de projeyi tanımlıyoruz. Bu aşamada tabii tebliğin düzenlemenin bize vermiş olduğu limitlerin kontrolüne ilişkin kontrollerimizi yapıyoruz. O kontroller nedir diye bakacak olursak öncelikle Türkiye'de yerleşik gerçek veya tüzel kişiler girişimci olabiliyorlar. Dolayısıyla bu projenin girişimcisi ya bir Türkiye'de yerleşik gerçek kişi olacak ya da Türkiye'de kurulu bir şirket olacak. Daha sonra bu bir yıllık süreçte bir girişimcinin Türkiye toplayabileceği fona ilişkin bir limit var. Bu da Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde izahname
düzenlemeye ilişkin muafiyeti belirleyen bir limit var. O limit bu sene için yıllık olarak kurul tarafından belirlenip duyuruluyor. 2021 yılı içinde 10.911.000 lira olarak açıklanmış bulunuyor. Dolayısıyla aslında kitle fonlama sisteminde bir girişim şirketi ya da girişimci 12 aylık dönemde sadece 10.911.000 liralık bir fon sağlayabiliyor. Tabii burada bir başka kontrolümüz daha var bizim. Bu bir girişimci ya da girişim şirketi tarafından 12 aylık dönemde bu limitle kısıtlı olmak üzere birden fazla, en fazla 2 adet fonlama işlemi gerçekleştirilebiliyor. Yani bir girişimcinin birden fazla projesi varsa farklı teknolojiler veya farklı üretim planlarına ilişkin fonlama ihtiyacı varsa bu en fazla 2 kere kitle fonlama sisteminden fonlanabiliyor ve aynı anda da bir girişimciye ait birden fazla proje sistemde fonlanamıyor. Biz girişimci açısından bunları kontrol ediyoruz. Diğer taraftan da yine bu girişimcilerin tanımlanan projelerini fonlama faaliyetiyle fon aktaracak olan yatırımcılara ilişkin limitlerimiz var. Yine bu yatırımcıların fonlama talepleri de bize platformlar üzerinden belirlediğimiz formatlarda mesaj iletilerek gerçekleşiyor. Biz MKK olarak burada platformlardan hem yatırımcıların fonlama taleplerini iletmelerini istiyoruz, hem de biraz evvel Nesrin Hanım'ın belirttiği üzere 48 saat içinde herhangi bir neden belirtmeksizin bu fonlama faaliyetinden vazgeçen yatırımcıların fonlamadan cayma haklarının kullanımlarının da yine platformlar üzerinden bize iletilmesini bekliyoruz. Bu aşamada da platform kendisine başvurup e-devlet üzerinden kimlik doğrulamasını gerçekleştiren gerçek kişilerin veya yine tüzel kişilerin gerçek temsilcilerinin kayıtlarını bize iletiyor. Biz kendi sistemimizde ve Mernis sisteminde ilgili kişilerin kimlik bilgilerini doğrulayarak onları sisteme kaydediyoruz. Gerçek kişilerin yıllık olarak kitle fonlama sisteminde bir yıl içerisinde yapabilecekleri fonlama tutarı 20 bin lira ile sınırlanmış bulunuyor. Bu fonlama limiti gelir beyanında bulunmaları koşuluyla gerçek kişiler için 100 bin liraya kadar artabiliyor. Bu da şu demek oluyor, ilgili gerçek kişi platformlar aracılığıyla yıllık gelirinin 1 milyon lira olduğunu resmi belgelerle ibraz edip doğruladığı takdirde platform tarafından bize bildirilen gelir beyanı çerçevesinde yıllık fonlama limiti 100 bin liraya kadar artırılabiliyor. Diğer taraftan gerçek kişilerin nitelikli yatırımcı olması durumu söz konusu olduğunda bu limitler nitelikli yatırımcılar için uygulanmıyor. Ve ayrıca tüzel kişi yatırımcılar da bu 20 bin liralık limit çerçevesinde bir kontrole tabi değiller. Nitelikli yatırımcılar da merkezi kaydı sistemde yatırım kuruluşları tarafından yatırımcılar için bildirilen niteliklilik bildirimiyle izleniyor MKK sistemlerinde. Dolayısıyla platform üzerinden üye olup bize gelen yatırımcının biz aynı zamanda MKS kayıtlarında nitelikli yatırımcı olup olmadığını da kontrol ediyoruz. Dolayısıyla bir sonraki fonlama işleminde fon talebi bize iletildiğinde eğer o nitelikli yatırımcıysa bu biraz evvel bahsettiğim 20 bin liralık limit kendisi için kontrol edilmeksizin fonlama işlemini gerçekleştirebiliyor. Tüm bu yatırımcıların fonlama talepleri sonrasında şayet fonlamadan caymaları söz konusu olursa ya da bize iletilen fonlama taleplerini biz ilgili yatırımcıların limitinden ve girişim şirketinin fon toplamak için sisteme kaydettiği limitten düşüyoruz. Daha sonra emanet yetkilisi tarafından ilgili fonlama işlemine ilişkin tahsilat yapılıp yapılmadığı bilgisi platforma döndüğünde şayet buna ilişkin ödeme gerçekleşmez ise biz bu sefer ilgili platformdan o yatırımcı için fonlama talebinin iptali mesajını bekliyoruz. Dolayısıyla limit azaltım mesajının karşılığı olarak bu sefer limit arttırım mesajını platformlar bize gönderiyorlar.
Biz ilgili yatırımcının bir önceki fonlama işleminde düşürmüş olduğumuz limitini, fonlama miktarıyla bağlı olarak düşürmüş olduğumuz limitini bu sefer fonlama iptali mesajı çerçevesinde yine eski seviyesine getiriyoruz. Bu aşamada da yine girişim şirketinin toplanacak fon miktarını yine aynı iptal işlemi içeren tutar kadar arttırıyoruz. Dolayısıyla aslında biz merkezi kayıt kuruluşu olarak kitle fonlama sisteminde yatırımcıların limitlerini tamamen platformlar tarafından bize bildirilen limit azaltım veya limit arttırım işlemleri mesajları kapsamında kanuni limitleri kontrol ederek girişimcinin ve projenin limitlerini kontrol ederek düzenliyor durumdayız. Burada Nesrin Hanım'ın söylediği gibi 60 günlük proje süresi var ve girişimcilerin hedefledikleri fon tutarına bu süre öncesinde fazla fonlama imkanı da var. Orada da %20 ilgili proje için fazla fon toplama imkanı tanıyor düzenleme. Tabii bu limit de yine ihraç limitiyle kısıtlı olmak üzere geçerli bir limit. Yani 10.911.000 lirayı fazla fonlama ile birlikte girişimcinin aşmış olması gerekiyor. Bu hem fazla fonlama tutarı hem hedeflenen fon tutarı proje kampanya süresinin öncesinde tamamlanırsa bu durumda platformlar tarafından gerekli kontroller yapılarak 2 günlük cayma süresi de göz önünde bulundurularak son fonlama yapan yatırımcının cayma süresi geçtikten sonra bize ilgili projeyle ilgili olarak proje tamamlandı, başarılı mesajı gönderilebiliyor. Tabii bu aşamada biz yine nezdimizde tutulan kayıtlar üzerinden ilgili projeyle alakalı olarak gerekli limit kontrollerini ve kontrolleri tamamlıyoruz. Bütün bu kontrollerin olumlu sonuçlanması neticesinde de projeyi tamamlandı olarak kapatıyoruz. Burada belirtmek istediğim bir husus daha var. Girişimcilerin 1 milyon lirayı aşan tutarda fon talepleri olması durumunda sistemde bunun asgari %10'unun nitelikli yatırımcılar tarafından fonlanıyor olması gerekiyor. Dolayısıyla bu limit kontrolünün de yine yani bir projenin içerisindeki nitelikli yatırımcı oranı miktarında biz fonlama talepleri çerçevesinde ve platformlar tarafından ilgili proje için bize tamamlandı mesajı geldiğinde havuzda toplanan fonlar açısından kontrol ediyoruz. Sistemi kısaca anlatmak gerekirse dediğim gibi hem projelerin fonlama mesajları hem fonlamadan cayma mesajları hem de fonlamaya ilişkin ödeme olmaması durumunda ilgili fonlamanın iptal mesajları bize platformlar tarafından gönderiliyor ve bu durumlarda biz yatırımcının ve girişimcinin limitlerini düzenleyerek kayıtlarımızı güncelliyoruz. Günlük olarak platformlarla bizdeki kayıtların mutabakatı için karşılıklı olarak mutabakat yapmamız söz konusu. Bu mutabakat durumunda herhangi bir şekilde kayıtlarımızla platform kayıtları arasında yatırımcı fonlama limitleri veya fonlama işlemleri açısından bir fark olması durumunda yine platformlardan ilgili fonlama mesajının bize gelmemesi ya da gelen mesajın kendi taraflarında işlenmemesi gibi iki farklı durum söz konusu olacağından mesajların bize iletilmesi ya da mesaj limit azaltım şeklinde iletilmesi şeklinde düzeltme kaydı yapmalarını bekliyoruz. Tabii Nesrin Hanım da biraz evvel belirtti. Başarısız fonlama olması inşallah burada pek karşılaşacağımız bir durum olmaz. Tüm projeler hedefledikleri fon tutarlarına hedefledikleri sürede sağlıklı bir şekilde ulaşırlar ve süreci başarıyla tamamlarlar. Ama tabii sistem diğer durumu da yönetecek şekilde tarafımızdan düzenlendi. Bu kapsamda da belirlenen sürede hedeflenen fon tutarını sağlayamayan şirketlerle girişimler ve girişimciler için ilgili projelerde proje tamamlandı başarısız mesajının platform tarafından bize gönderilmesini bekliyoruz. Bu mesaj bize gönderildikten sonra biz burada da yatırımcı limitlerinin ve girişimci limitlerinin güncellenebilmesi için platformdan daha önce projeyle ilgili fonlama yapan tüm yatırımcılara ilişkin gönderilen limit azaltım mesajlarının karşılığı olarak limit arttırım mesajlarının
gönderilmesini bekliyoruz. Bu mesajlar bize geldikten sonra ilgili yatırımcıların limitleri fonlama yapmadan önceki seviyelerine güncellenerek girişimcinin limiti de bu şekilde arttırılıyor. Ancak girişimcinin fonlama limiti arttırılırken burada bir yıl içinde yapacağı girişim limiti 1'e iniyor. Dolayısıyla bundan sonraki kontrollerimiz bu çerçevede devam ediyor. Özgün Bey çok teşekkür ederiz. Kesmemeye çalıştım çünkü verilen bilgiler her biri kendi içinde çok kıymetliydi. Hem yatırımcılar açısından hem girişimciler açısından limitlerin neler olduğu, bu limitlerin nasıl kontrol edileceği bunlarla ilgili gerçekten çok kıymetli bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Eminim izleyenler de belki biraz kafaları karışmış olabilir. Çünkü birçok kişi ilk kez duyuyor bunları. Bunu da tahmin edebiliyorum. Eğer müsaade ederseniz ben kısacık bir özet vereyim. Biraz da bizim anladığımız taraftan. Siz teknik olarak çok fazla bilgi verdiniz çünkü. Burada esas olan girişimciler tarafından baktığımız zaman girişimcilerin bir yıl içerisinde maksimum iki tane kampanyaya çıkabileceği, bu çıktıkları kampanyaların toplamının da 10.9 milyon liranın üzerinde olamayacağı söz konusu. Evet. Bunlardan Merkezi Kayıt Kuruluşu adım adım takip edecek. Yani bir girişimci tutup da 3 platformda kampanya açamayacak. Çünkü zaten bütün platformlar size bağlı. Kesinlikle. Böyle en azından biraz daha çarpıcı ifade etmeye çalışayım. İkincisi tabii ki yatırımcılar tarafında. Yani yatırımcılarda da aynı kurnazlıklar belki söz konusu olabilecek. Kızmasın bana yatırımcılar. 20 bin liralık bir limitiniz var. Herkesin bu limiti var. Bu limiti bütün kampanyalar nezdinde bu limite sahipsiniz. Yani sonuçta hangi platformdan hangi girişime yatırım yaparsanız yapın sonuçta bilgileriniz Merkezi Kayıt Kuruluşu'na gideceği için benim anladığım herhalde Özgün Bey Merkezi Kayıt Kuruluşu her şeyi bilecek burada ve adım adım kontrol edecek. Tabii ki. Bunlar önemli noktalardı. Ama tabii verdiğiniz bilgilerde özellikle başarılı başarısız kampanyalardaki durum, cayma hakkı, bunların kullanılması. Burada hem yatırımcı hem girişimci çok iyi korunuyor. Onu fark ettim ben. Platformlar olarak biz biraz eziyet çekiyoruz ama buna da razıyız. Çünkü güzel bir hizmet vermiş olacağız sizlerle beraber. Şimdi tabii ki sizin bu anlattıklarınızla beraber ve öncesinde çok fazla soru var akıllarında hem girişimcilerimizin hem yatırımcılarımızın. Eğer müsaade ederseniz biraz soru alalım. Canlı yayında çünkü epey insan var izleyen. Onların soruları var. O soruları ben size yöneltmeye çalışayım. Hemen şuradan arkadaşlarımızın derleyerek bana ilettikleri soruları açayım ben. Çok özür dileyerek. Tabii canlı yayın olunca her tarafı yönetmek zorunda kalıyorum. O yüzden affetsin arkadaşlarımız. Şimdi burada ben hemen gördüklerimi arkadaşlarımız gönderene kadar ileteyim size. Tabii ki birçok kişi şunu sormaya çalışıyor. Burada tabii sizin cevap teknik anlamda sistemin işleyişine dönük olarak cevaplarınızı almak isteyeceğim. Burada platformlara tabii ki kampanyalar geliyor, başvuruyor girişimci. Bu girişimcinin başvurduğu anda platforma işte ilgili işlemler gerçekleşecek mi diye soruyorlar. Biraz endişeleri şu yönde açıkçası. Belki tam anlatamadım. Deminki söylediğim o bürokrasiden biraz korkuyor girişimci. İşte TÜBİTAK veya işte KOSGEB veya başka yerlere başvurduğu zaman çok ciddi bir bürokratik işlemler var. Gerçi çoğu online oldu artık. Şunu rahatlıkla hem Nesin Hanım hem Özgün Bey siz söyleyebilir misiniz? Tüm sistem online olarak gerçekleşecek. Bunu bence bir demek ki biraz daha altını çizmemiz gerekiyor ki bu tam anlaşılamamış. İsterseniz Nesin Hanım sizden başlayalım. Evet, şimdi girişim dediğim gibi en başta da söyledim. Hani doğrudan aslında bizim girişimciyle aramızda herhangi bir iletişim olmuyor. Bizim için burada öncelik platformlar, bütün bu bilgiler platformlar üzerinden bize geliyor ve bunlar hep online bilgiler. Bütün veriler online akıyor. Yani bize herhangi bir belge vesaire iletmesine gerek yok. Eğer girişim başarılı olursa zaten bütün bu sermaye artırım ve pay dağılım süreçlerini başarılı bir şekilde tamamlarsa girişim ve girişim şirketine dönüşürse bize vermiş olduğu hesap bilgisini biz yine sizden online olarak alıp
bu hesaba fon aktarımını yapacağız. Burada herhangi bir bürokratik bizim açımızdan girişimle Takas Bank arasındaki bir süreç bulunmuyor. Sizin tarafta bilmiyorum, hani belki platform tarafına vermesi gereken şeyler vardır ama muhtemelen onlar da sizin de dediğiniz gibi online olacak, online olarak iletilecektir. Ama Takas Bank açısından girişimciler ya da yatırımcıların bize herhangi bir bilgi, belge vermesini gerektiren bir durum söz konusu değil. Bütün bunları zaten biz sistemsel olarak alıp kontrol ediyoruz. Evet. Özgün Bey, yani sizden herhangi bir evrak falan girişimci verecek mi? Böyle endişeleri var arkadaşlarım. Şöyle, kitle fonlaması sistemi faaliyeti öncesinde zaten platformlar tarafından girişim şirketinin veya girişimin projesi değerlendirilip kitle fonlama sisteminde fonlamaya layık görülen, yeterli görülen şartları sağlayan projeler bize iletilecek. Dolayısıyla Nesrin Hanım'ın dediği gibi orada da biz girişimci veya girişim şirketiyle muhatap olmuyoruz. Doğrudan platformun bize ilettiği projeyi biz sisteme kaydediyoruz. Dolayısıyla ondan önceki değerlendirme aşamalarına ilişkin sizinle arasındaki süreçler tamamen bizim dışımızda işliyor. Başarıyla tamamlanan projenin sonrasında mevzuatta belirtilen 90 günlük sürede şirket kurulması ya da 30 günlük sürede sermaye artırımı yapılarak bu payların sermayenin tamamını yansıtacak payların kayden izlenmeye başlanması süreci bizim dediğim gibi şu anda da tüm sermaye piyasası ihraçlarında, aracı ihraçlarında yürüttüğümüz süreçle paralel olarak devam edecek. O aşamada da çok fazla biz bürokratik veya dökümana dayalı bir sistem yürütmüyoruz. Sadece belli başlı formları istiyoruz ki ilgili şirketin nezdimizde gerekli tanımlamalarını, sermaye piyasası aracının kayden oluşturulmasını sağlamayı tamamlayabilmek için. Dolayısıyla şu ana kadar yüzlerce şirket bu şekilde kaydı ihraç için bize hem borçlanma araçlarında hem yatırım fonlarında hem pay senetlerinde başvurdu ve yine elektronik ürün senedi ihraçlarında bu çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Bizim oradaki süreçlerimiz çok bürokratik değil. Mümkün olduğunca teknik ve operasyonel destek de kendilerine de destek olarak süreci en kısa sürede onların hedeflediği şekilde tamamlayabiliyoruz. Biliyorsunuz borsada halka arzlar için tarih belirleniyor ve o tarihlere de biz şimdiye kadar hep firmalarımızın ihraçlarını başarıyla tamamlayacak şekilde yetiştirmiş durumdayız. Girişim şirketlerimizin ya da girişimcilerimizin bu açıdan bir endişesi olmasın. İnşallah girişimleri, projeleri halka, yatırımcılar nezdinde gerekli teveccühü görüp, ilgiyi görüp, evet, proje başarıyla tamamlanırsa ondan sonraki süreç hem Takas Bank nezdinde hem bizim nezdimizde problemsiz şekilde onları fazla bürokrasiye boğmadan da yürüyecektir. Burada ben müsaade ederseniz bir ekleme yapayım. Aslında tüm sistem çalışması dijitalize edilmiş durumda. Fakat burada tabii ki biraz önce hepki katılımcımızın da söylediği, konumuzun söylediği konu, eğer şirketiniz yoksa da başvurabildiğiniz için girişim şirketinin kurulması sürecinde biz bir reçete vereceğiz. O reçeteyle beraber aslında mali müşaviriniz, muhasebeciniz bir şirket kuracak. Belki orada ister istemez tabii ki evraklar hazırlanacak, ticari sicile gidilecek. Dolayısıyla bunlar olmazsa olmazlar. Fakat bunları da mali müşavir, çok özür dilerim, mali müşavirler çok rahatlıkla yürütebilecekler. Nesrin Hanım, size yöneltebileceğim bir soru var. Burada 1 milyon lirayı geçen veya Özgün Bey de beraber de cevap verebilirsiniz. 1 milyon lirayı geçen fonlamalarla ilgili akıllarda sorular var. Çünkü nitelikli yatırımcılardan %10'un temin edilmesi gerekiyor. Bu konunun sizin nezdinizde takibi, kontrolü nasıl olacak? Hanginiz isterseniz de cevap verebilirsiniz efendim. Aslında Özgün Bey'i ilgilendiren bir taraf. Çünkü limit kontrolleri tamamen MKK ile platform arasındaki entegrasyonla oluyor. Biz Takas Bank olarak sadece bize platformdan gelen tutarı tahsil etmek ve onu bloke etmekle yükümlüyüz. Bizim için oradaki rakamın işte 100 bin ya da 1 milyon olması çok önemli değil. Ama MKK tarafında böyle bir limit kontrolü var.
bildiğim kadarıyla. Özgün Bey belki devam etmek isteyecektir. Tabii. Şimdi biraz evvel de dile getirdiğim gibi 1 milyon liranın üzerinde fonlama taleplerinin en az %10'u nitelikli yatırımcılar tarafından karşılanmış olma zorunluluğu var. Dolayısıyla biz projeyi sisteme tanımladıktan sonra o projeyle ilgili bize gelen her fonlama talebini yatırımcının durumunu kontrol ederek havuza aktarıyor olacağız. Yani aslında içeride o proje için toplanan fonun ne kadarının nitelikli yatırımcıya, ne kadarının niteliksiz yatırımcıya olduğunu biz her bir fonlamada genel olarak havuz içerisindeki biriken açısından da biliyor durumda olacağız. Zaten bunu bilmek bizim yasal yükümlülüğümüz de diğer taraftan görevlerimizin en temeli bu limitlerin kontrolü. Burada MKK nezdinde merkezi kaydı sistemde yatırım kuruluşları tarafından nitelikli yatırımcı bildirimleri yapılabiliyor. Nitelikli yatırımcı olmayan bir yatırımcı gerekli şartları sağladığında hesabının bulunduğu yatırım kuruluşuna bunu ispat eden belgeleri, dokümanları vermesi durumunda ilgili yatırım kuruluşu o yatırımcının hesabı için bize niteliklilik bildiriminde bulunuyor. Bunun kitle fonlama sistemine aktarılması sadece ertesi gün oluyor. Yani buradaki süreç sadece bu kadar. Yine aynı şekilde nitelikli olan bir yatırımcının niteliğini kaybetmesi gibi durum da söz konusu olabiliyor. Çok da. Bu aşamada tabii nitelikli olduğu dönemde yapmış olduğu fonlama 20 bin liralık normal yatırımcı limitinin üzerinde olabilir. Ama biz onu o anki durumuyla havuza aldığımız için o aslında nitelikli yatırımcı kontenjanından fonlamaya katılmış oluyor. Daha sonra niteliğini kaybetmesi durumunda zaten ilave bir fonlama yapamayacak. Dolayısıyla fonlama esnasındaki niteliği itibariyle havuzdaki yoğunlukta o nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilecek. Bu iki değişiklik de hem nitelikli yatırımcıya dönme hem de nitelikli yatırımcıdan niteliksize dönme durumlarında biz ertesi gün itibariyle MKS kayıtlarının kitle fonlama sistemine aktarımını yapıyoruz ve yatırımcının sonraki fonlama işlemlerinde bu yeni durumu göz önünde bulundurarak niteliksizden nitelikliye dönen yatırımcıya 20 bin liranın üzerinde fonlama yapma imkanı sunuyoruz. Nitelikliyken niteliksize dönen yatırımcının bir önceki fonlaması 20 bin liranın üzerinde ise onun artık yeni bir fonlama yapmasına izin vermiyor durumda oluyoruz. Dediğim gibi günün sonunda proje başarıyla tamamlandığında havuza baktığımızda toplanan fonların ne kadarının nitelikli olduğu, ne kadarının niteliksiz olduğu, projenin büyüklüğü sebebiyle toplaması gereken nitelikli fon miktarını zaten biliyor olduğumuz için bu kontrolleri yaptıktan sonra zaten biz projenin tamamlandığı, başarılı olarak kaydedilmesini ve kapanmasını sağlıyor olacağız. Ya belki ben bir şey ilave edebilirim burada Hakan Bey. Lütfen. Zaten bu kontrolleri geçmeyen ödemeler için ödeme adımına geçilemeyecek platformlar ekranından. Yani zaten siz bu kontrolü yaparak yönlendirmeyi yapacaksınız. Yani zaten o limite takılıyorsa ödeme için bir talimat numarası vesaire oluşturulmamış olacak. Yani takas bank açısından dediğim gibi yani zaten bu adımları atlamayan, herhangi bu şartları sağlayamayanlar takas banka hiç gelmemiş olacak. Doğru. Size ulaşmadan aslında sorun çözülmüş olacak. Bu arada evet. bir soru var. Bunu kendime soracağım müsaade ederseniz. Sayın Ömer Fatih Dayı sormuş. Hakan'ınıza soru sormak istiyorum. Mevcutta paya dayalı kitle fonlaması projeleri mevcut mudur? Size başvuran bu projeler hangi aşamadadır? Bir de buna benzer birkaç soru vardı. Ağustos ayından bu yana duyuruyorsunuz. Hala niye kampanyalar yayınlanmıyor, niye yatırım yapamıyoruz diye. Bu son derece açık arkadaşlar. Bu kolay sistemler değil. Birçok kuruluşun burada ciddi şekilde ortak çalışmaları söz konusu. Ama kavuştuğumuz zaman değecek buna, bu beklediğimize değecek. Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuran platformlar var. Biz de onlardan biriyiz. Dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu uygun bir zamanda muhtemelen bu izinleri verecek. Bizler de çalışmaya başlayacağız ama bu süreci hazırlık açısından değerlendiriyoruz. Kampanyalarınızı başvurabilirsiniz şu anda. Yayınlayamayız ama başvurularınızı alırız. Değerlendirme aşamasını en azından hızlandırırsınız. Şu anda oldukça yoğun bir başvuru da var zaten. 200 milyonu geçti şu anda bize başvurulan fon talepleri. Bunu da bilgi vermek istedim.
Bir soru gelmiş. Takasbank'la ilgili Neslihan Hanım size gelmiş. İki soru var hatta Buyurun. birleştirerek sorayım. Takasbank süreçlerinin mali kapanışlar manuel olarak yapılıyor gibi bir düşüncesi oluşmuş arkadaşımızın. Bunu tekrar öğrenmek istiyor. Yani finansal kapanışların Takasbank kendine ait bir ödeme aracı sistemi yapmayı düşünüyor mu? Biz baktığımızda başka bir firma üzerinden ödeme alacak diye de bir kurumsal bir soru var ama bu ödeme sistemleri sizin iştigal konunuzun olmadığını biliyorum ben. Evet, Çünkü doğru. Takas Bank'ı bir adı sonunda banka olunca belki sizi hatta başta ben özellikle söylemiştim geleneksel bir bankadan farklarınızı Evet. nelerdir diye. Dolayısıyla arkadaşlar klasik bir bank olarak düşünmeyin. Aslında bir saklama kuruluşu olarak düşünmek sanki daha mı doğru Neslihan Hanım sizi? Doğru, aslında bir finansal altyapı kuruluşuyuz. Bir bankayız, evet, ama bir yatırım bankasıyız. Doğrudan bireysel müşterilere hizmet verdiğimiz bir yönümüz yok. Mevduat bankası değiliz. Dediğim gibi, en başta da bahsettiğim gibi, hem sermaye piyasası faaliyetleri kapsamında hizmet veriyoruz. Bu yüzden de hani diğer ödeme sistemlerinden kastığımız aslında bizim sadece kredi kartı tahvilatında kullandığımız bir aracı. Evet. Aslında bu yatırımcıyı da çok da aslında sıkıntıya sokacak bir süreç değil. Yani onları da çok etkileyecek bir süreç değil. Ticari bir banka olmadığımız için de bir ödeme, kredi kartı ödemesi gibi bir yapımız yok. Ama hani kurduğumuz yapıda, çalıştığımız firmada gerçekten hani sektörde öncü firmalardan biri ve sorunsuz bir şekilde bu tahsilatlar yapılacaktır. Evet. Zaten bu firmalarda biliyorsunuz Merkez Bankası tarafından yetkilendirilen, denetlenen ödeme sistemleri, ödeme kuruluşları oluyor genelde. Bir tanesi buydu herhalde sorunun. Diğerini Diğerinden ziyade aslında çok güzel manuel, evet. Buyurun. Lütfen siz buyurun. Mali kapanışların, daha doğrusu finansal kapanışların manuel olacağına dair arkadaşımızda bir intiba oluşmuş. Buna belki kısa bir cevap. Yani manuel, aslında manuel bir yapı yok. Bu yine bizim platformlarımızdaki entegrasyonla sağlanacak bir yapı. Eğer sistem başarılı olursa, bize sistem üzerinden başarıya ilişkin bilgi gelirse ve payların MKK nezdinde dağıtıldığı teyit edilirse, bunlar hep dediğim gibi sistemsel kontroller, sistemler işleyişler. Bu süreler tamamlandığında yine sistem üzerinden EFT ile ilgili girişim şirketinin hesabına tutar aktarılacak. Burada manuel bir operasyon yok aslında. Aslında Dediğim gibi aslında girişim şirketini etkileyen, onların manuel sürecini işleyecek hiçbir yapı yok Takasbank tarafında. yeni nesil çok fazla dijitalize olmuş Neslihan Hanım. Onu fark ediyoruz hep beraber. Çok Doğru. güzel, çok güzel. Yetişmeye çalışıyoruz diyelim. Çok güzel birkaç soru var. Arda arda soracağım onları size. Çünkü gerçekten hoşuma da gitti. Yabancı yatırımcıların yatırım yapma süreçleri hakkında detaylı bilgi verebilir misiniz? Her iki kurum için de sormuşlar. Türk vatandaşı olmayan bir kişi nasıl yatırım yapacak? Bu süreçte kişinin hangi bilgilerine ihtiyaç olacak? Aynı şekilde yurt dışındaki kurumsal bir yatırımcının yatırım yapabilmesi mümkün mü bu sistemle? Her ikinize de soralım mı efendim? Veya nasıl arz edersiniz? Aslında burada herhalde Özgün Bey bunu Çünkü cevaplayacaktır. Özgün Bey kayıt yapmadan bizim para alma şansımız yok değil mi Evet. Neslihan? Aynen öyle. Evet. Şöyle yabancı yatırımcıların bu sisteme fonlama taleplerini iletebilmeleri için platformlar üzerinde YKN yani E-Devlet üzerinden yabancı kimlik numarası ile de doğrulama imkanı var. Biz gerçek kişi yatırımcıların E-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra bize iletilmesini bekliyoruz platformlardan. Dolayısıyla yabancı kişiler eğer E-Devlet üzerinden yabancı kimlik numarası ile doğrulama yaparak kendilerini teyit ederlerse platforma ve platform onlara ilişkin bilgileri bize iletirse onlar da platform üyesi olarak sistemimize kaydedilebilecekler. Evet, aynı şekilde yine kredi kartını doğrulayabileceğimiz bir YKN'si varsa ya da herhangi bir Türkiye'deki yerleşik bir bankadan EFT yapabiliyorsa yatırım yapmasına engel bir durum yok. Neslihan Hanım, Özgün Bey şu anda o kadar çok soru geliyor ki ben başımı eğiyorum önüme okumaya çalışıyorum ama inanılmaz bir soru var. İçlerinden de hani en herkesin kapsayacak şekilde seçmeye çalışıyorum ama cevap veremediğimiz arkadaşlar sakın üzülmesin. İnanın tek tek hepsine maille bir şekilde dönüş yapacağız, cevap vermeye çalışacağız.
O yüzden kızmayın bize. Sermaye artırımından söz ettiğinizden bahsetmiş arkadaşımızın biri Neslihan Hanım. Tabii ki bu platformları aslında birazcık ilgilendiren bir konu diyebilirim. Her ne kadar limitli Evet. takip edecek olsanız da. Ben küçük bir açıklama yapayım burada. Girişimciler yaptıkları kampanyalarda ihtiyaç duydukları fonu yazdıklarında, yani diyelim 1 milyon liralık veya 900 bin liralık bir fonlamaya çıktı. Bu fonu topladıktan sonra başarılı olarak kampanya sonuçlanırsa bu paraları mevcut sermayelerine ilave edecekler eğer şirketlerse. Şirket değillerse zaten nakdi olarak sermayelerini koyacaklar. Her iki durumda da ödenmiş sermayeye ilave edilmesi gerekiyor. Bir de burada ince bir husus var. Mevcut kurulmuş şirketlerin payları fonlanamıyor bu sistemde. Paya dayalı kitle fonlama kampanyası yapamıyorsunuz. Ancak yeni çıkarılacak payları fonlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla burada da o bilgiyi vermiş olayım. Yine şöyle bakayım. Şimdi tabii teknoloji ve üretim projesini soruyorlar Nesin Hanım, Özgün Bey. Ona da isterseniz ben cevap vereyim. Çünkü burada yasa gereği sadece teknoloji faaliyetinde veya üretim faaliyetinde olması gerekiyor bize başvuran girişimlerin. Onun dışındaki girişimleri, yani hizmet ve ticaret girişimlerinin başvurularını henüz kabul edemiyoruz arkadaşlar. Umarım ileride buna yönelik gelişmeler olur. Hemen yine bakayım, önemli. Tabii ki o kadar çok ki inanın artık şey, benim de başım döndü. Hemen şuradan. Yatırımcılar ne zaman yatırım yapabilecek? Nesrin Hanım, sizce ne zaman? Bu soruya tabii ki cevabı ikimiz de biliyoruz. Yatırımcılar heyecanlı. Yani Belki ne zaman yatırım yapacağız biz? burada sermaye piyasası kurulumuzun takdiri tabii ki Evet. onların bu konuda uygun gördükleri tarihte listeye alınma başvurularını kabul ettikleri platformlarla faaliyete başladı mı biz hazırız. En azından onu söyleyebiliriz. Eğer bu açıklanır açıklanmaz hemen yatırım yapabilir duruma gelecekler. Bu anlamda herhangi bir bekleme en azından platformlar ve takas ve MKK adına beklemeyi gerektirecek bir durum yok diye düşünüyorum. En kısa zamanda inşallah İnşallah. takdirlerini görürüz diyelim. İnşallah. Buradan da böyle küçük bir bize destek olun demiş olalım. Burada güzel bir soru var. Belki hep beraber cevap verebiliriz buna. Kampanya fazla talep gördüğünde Takas Bank fazla toplanmış paraların nasıl iade edeceğine dair bir soru. Yatırımcı sırasına göre Tamam. mi yoksa eşit miktarda mı? Yani iadenin, fazla toplanmış fonun iadesindeki hususu sorarlar arkadaşlar. İsterseniz siz başlayın, ben de katkı sağlayayım. Evet, aslında platformdan başlıyor süreç. Evet. Böyle bir durumda platform fazla tutarı dağıtım oranına göre her bir yatırımcı oranında hesaplıyor ve iade edilecek tutarları Takas Bank'a iletiyor. Takas Bank da işte bu ödeme yöntemi neyse bize bu yatırım hangi şekilde gönderilmişse EFT ise EFT ile kredi kartı ise kredi kartı hesaplarına iade ediliyor. Aslında hani buradaki aslında asıl iş platforma düşüyor. Çünkü hangi yatırımcının ne kadar payda oranda yatırım yaptığını, iade edilecek tutarın ne olacağını aslında platform hesaplayacak. Burada size bayağı bir iş düşecek diye düşünüyorum. Aslında bize hem iş düşecek, sonra da biz o toparlamamızı MKK'ya göndereceğiz. Bu sefer de MKK. Evet. Yani çok iş düşecek. Evet. İsterseniz ben... Ben de tam o noktada Destin Hanım'la aynı görüşteyim. Buyurun. Düzenleme bu fazla toplanan fon miktarının iadesine ilişkin yatırımcıların hak kaybına uğramaksızın adil bir Evet. şekilde dağıtılmasını projenin ilk tanımlanma aşamasında zaten hazırlanan dokümanda belirtilecek kurallar çerçevesinde yapılması şeklinde bir düzenleme var. Dolayısıyla platform burada fazla toplanan fonların iadesine ilişkin gerekli hesaplamaları yapıp Takas Bank'a ödemelerin gerçekleşmesi bize de ilgili fonlamaya katılan projeye fonlama yapan yatırımcıların limitlerinin limit arttırım yoluyla güncellenmesi konusunda gerekli mesajları iletecek. Biz de kendi sistemlerimizde gerekli kontrolleri yaptıktan sonra yatırımcı limitlerini iade tutarları kapsamında güncelleyeceğiz. Evet. Aslında bu soru beni memnun ettiği için biraz gülümsüyorum. Sebebi de şu, inşallah çok fazla fonlamalar alırız da İnşallah. iade etmek zorunda İnşallah. kalırız. O yüzden böyle mutluluktan gülümsüyorum aslında.
Bu güzel, ilginin de olduğunu gösteriyor. Ben de birkaç ilave buna bilgi verebilirim. Burada tabii ki eşitlik esas. Diyelim 1 milyonluk bir fonlamaya çıktınız, 3 milyonluk bir fon topladınız. Bu mümkün. Bu fonun herkesin talep ettiği tutar oranında üçte bir azaltarak insanlara pay vereceğiz. Geri kalan paralarını da elbette ki hiçbir kesinti olmadan iade edeceğiz. Halk arzlarda görüyoruz. 20 katı, 30 katı maşallah bu aralar çok fazla halk arzlara talepler geliyor. Bizde de inşallah onlar olduğu takdirde ilk fonlamada bunu yapabilirsiniz. İkinci fonlamada yine pay alabilirsiniz veya başka girişimlerden de pay alabilirsiniz. Çok güzel bir soru. Doğrudan Takas Bank'a geliyor efendim. Bitcoin ile yatırım yapabilir miyiz? Şu hayır. Evet. Çok net söyleyebilirim şu anda. Hayır, öyle bir yapımız yok. Nakit TL Türk Lirası üzerinden yatırım yapılabiliyor, biliyorsunuz tebliğ gereği. Evet. Biz yine bildiğimiz Türk Lirası'ndan devam edelim. Aynen. Belki bu bir sizin ne kadar aslında Ar-Ge ve inovasyon tarafınızın kurum olarak güçlü olduğunu hem MKK'nın hem sizin biliyorum ben. Hatta Biga projesinin de hayranlarından Evet. bir gram altın projesinin. Belki bu Çok teşekkürler. yönetime bir mesaj da, Ar-Ge'ye bir mesaj da olabilir. Belki kripto paralarla ileride bu tarz yatırımların da yapılması söz konusu olabilir. Altın da olabilir. En azından inovatif bir öneri olarak bunu arkadaşımızdan almış olalım. İnşallah diyelim. İnşallah. Tabii bu MKK'ya gelebilir. Evet, Özgün Bey sizin için efendim bu soruda. Tabii memnuniyetle. Firmalar için muhtemelen bu kurumlar için yani kurumsal yapılar için yatırım limiti ne kadar acaba? Bireysel gibi o da 20 bin lira mı diye sorar Osman Koran. Yok, tüzel şirketler için nitelikli yatırımcı özelliğine sahip gerçek kişi yatırımcılar ya da tüzel yatırımcılar gibi herhangi bir yatırım limiti yok. Çok güzel. Aslında yine devam sorusu size efendim. Cevapladık ama Hamit arkadaşımız yine de merak etmiş. 20 bin lira üstü yatırım yapmama kuralı proje bazında mı yoksa belli sürede bütün yatırımlar toplamı mı diye tam anlaşılmamış. Onu isterseniz 20 bin lirayı bir daha açıklayalım. 20 bin lira gerçek kişi yatırımcının bir yıl içerisinde yapabileceği toplam yatırım miktarının limiti. Yani 3-5 platformda birden fazla proje için yatırım yapıyor olsa bile bir yıllık bir takvim yılı süresince kitle fonlama sisteminde fonlama yapabileceği miktar 20 bin lirayı da sınırlı. Ancak gelir beyanını tevzik edici belgeleyen dokümanlarla platforma başvurup kendisinin yıllık gelirinin 1 milyon lira olmasını, 1 milyon liraya kadar olduğunu ispatlayabilmesi durumunda 100 bin liraya kadar o yıllık gelir beyanının %10'una kadar bu limitin arttırılabilmesi mümkün. Dolayısıyla platform tarafından yatırımcı bize üye olarak tanımlanıyor. Daha sonra bu yatırımcı tarafından herhangi bir şekilde gelir beyanına ilişkin belgeler platforma iletildiğinde platform onun gelir beyanını bize yatırımcı güncelleme mesajı kapsamında iletip gelir beyanını 300 bin liraya çıkarması durumunda yıllık o yatırımcının limiti otomatik olarak 30 bin liraya güncellenmiş olup 10 bin lira normal yatırımcılardan farklı olarak ilave limit kullanma hakkı sistem tarafından kendisine tanımlanıyor. Çok güzel. Aslında çok açıklayıcı Bu oldu. Buyurun. pardon bu noktada tam şeyi de belirtmek gerekir belki. Yatırımcıların kitle fonlama sisteminde yapmış oldukları bu fonlamaya ilişkin limitlerini e-yatırımcı uygulamamızdan Evet. MKK sicil numarasıyla veya e-Devlet üzerinden e-yatırımcı üyeliği başlatarak girip kontrol etmeleri de mümkün olacak. Bunu bir daha altını çizerek söyleyelim. Yani ben bir paya dayalı kitle fonlama kampanyasından pay aldığım zaman bunu E-Devlet Evet. üzerinde Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemi üzerinden görebileceğim. Yani Aynen o sınavım şekilde aynı. e-Devlet şifrenizle e-yatırımcı uygulamamıza üyelik yapıp e-yatırımcı uygulaması üzerinden kitle fonlama sistemindeki limitinizi kontrol edebileceksiniz. Aynı zamanda aldığım hisseleri de görebilecek miyim orada? Şöyle zaten şu anda e-yatırımcı uygulamasına yatırımcılar üye oldukları zaman portföylerinde işlem gören tüm sermaye piyasası araçlarına ilişkin portföy bilgilerini, bakiye bilgilerini görüntüleyebiliyorlar.
Bunların ihracatçı şirketlerine ilişkin faaliyetlerle ilgili olarak bildirimleri alabiliyorlar. Yine ihracatçı şirketlerin faaliyetlerini oradan hak kullanım, sermaye artırım faaliyetlerini raporlayabiliyorlar. Yatırım fonları, pardon, hisse senetleri, pay senetleri için blokaj uygulayıp blokaj kaldırabiliyorlar. Yani bir yatırımcı yatırımcı sistemine girip portföyünde herhangi bir yatırım kuruluşunda bulunan pay senetlerini bloke koyarak belirlenen süreler içerisinde o yatırım sermaye, pardon, pay senetlerinin hareketini kısıtlayabiliyor. Çok teşekkürler Özgün Bey. İsterseniz sizi de çok yorduğumun farkındayım. Sorular çok fazla ama hepsine cevap vermeye kalkarsak sabaha kadar burada kalacağız. Öyle görünüyor. Çünkü çok ciddi bir de izleyen kitlesi var. Ayrılmıyorlar da sağ olsun arkadaşlar. Son 3 soruyu alalım. Her birimiz birer cevap verelim. Ben hakkımı hemen kullanayım. Çünkü doğrudan bize gelmiş soru. Hakan Uyar sormuş. Fon bulucuda bekleyen hisse bazlı projeler hakkında istatistik bilgiler paylaşacak mı? Projeleri şu anda göremiyoruz. Bari istatistik bilgileri görelim demiş. Hemen Hakan Bey'e çok teşekkür ederiz. Biz de heyecan yaşıyoruz Hakan Bey, inanın. Yayınlamayı biz de çok istiyoruz. Biz son 18 ayda 2000'in üzerinde proje başvurusu aldık. Tabii bunların hızı uygun değildi. Şu anda bize başvurup kampanyasını hazırlama yolunda olan, ki yeni düzenlediğimiz yapıya göre 100'ün üzerinde kampanya proje var. Bunların toplam fon talebi 200 milyon liranın üzerinde. Ve inşallah gerekli izinleri aldıktan sonra bu kampanyaları yayınlamaya başlayacağız. En azından bu kadarını paylaşayım şimdi. Hemen Takas Bank'a bir soru soralım. Sonra Özgün Bey, size bir soru yöneltelim. Bu artık sizi de daha fazla yormayalım istiyorum. Çok sağ olun, bizimle çok estağfurullah haber oldu. Estağfurullah. Estağfurullah. Sabaha kadar sorulara cevap verebiliriz. Hatta şöyle ben sorayım, hanginiz isterseniz de cevap verebilirsiniz efendim. Aldığımız hisseleri satabilecek miyiz? Klasik soru, yani ikincil pazarın olup olmadığını soruyorlar. Ben de biraz destek olabilirim bu sorunun cevabına. En azından Borsa İstanbul'un bu ikincil pazarı hazırlama noktasında önümüzdeki dönemde herhalde tek alternatif olacağını düşünüyorum. Belki kitle fonlaması bir pazar olarak Borsa İstanbul'un altında pazar olabilir. Ama şu an için yasa gereği 3 yıl içerisinde bu hisseleri el değiştiremiyorsunuz. Fakat burada bir istisna var. Ben de size bırakacaktım ama cevapladım bile Nesrin Hanım. Olsun, siz daha doğru adres oldun. Teşekkür ederim. Burada bir istisna var. O da şu: ortaklar arasında ve nitelikleri yatırımcılara satışa müsaade ediyor yasamız, tebliğimiz. Veya işte icra yoluyla alınmasına veya miras yoluyla nakline izin veriyor. Bu istisnalar var ama bu 3 yıl içerisinde muhtemelen ikinci bir pazar oluştuktan sonra bu hisseleri de çok rahatlıkla ikinci pazarlarda satabileceksiniz. Soruların ardı arkası... Hakan Bey, buyurunuz. Ben orada bir düzeltme yapmak istiyorum. Çünkü burada kitle fonlama sisteminde toplanan fonlar karşılığı sermaye artırımıyla ilgili fonlar kaydedileştirilecek. Evet. Şirket kurulacak. Şirketin kurucu ortaklarının bu fonları, bu paylarının devrilmesiyle ilgili 3 yıllık kısıt geçerli. Evet. Orada evet. Fonlama yapacak yatırımcılarımızı detaylı olarak bilgilendirelim. Buyurun. Şöyle, şirket, bir girişim şirketi fon topluyor 1 milyon lira. Ve bunu sermaye artırımı yoluyla başarılı olarak tamamlandıktan sonra kaydileştiriliyor. Şirketin kendi sermayesi de var. Bu kendi sermayesine ilişkin şirketin ortakları arasında pay devri gerçekleştirilebiliyor. Evet. Veya nitelikli yatırımcılara gerçekleştirilebiliyor. Ama şu anda ikinci piyasa olmadığı için alım satımı söz konusu olmamakla birlikte fonlamaya katılarak pay edinen yatırımcıların paylarının herhangi bir şekilde başka bir yere transferine ilişkin bir kısıtlama söz konusu değil. Çok güzel. Ben biraz karışık vermiştim ama sizin kadar iyi izah edememiştim. Bu izahatı da daha sonra alıp yardım merkezimize koyacağım. Güzel bir izahat oldu. Çok teşekkür ederim. Çünkü biraz ederim, karışıklık vardı orada. Son soruyu alalım. Hemen şuradan bakayım.
Fonlama süreci. 60 günlük bir fonlamaya çıktı proje. Science nickli bir arkadaşımız sormuş. 60 günlük bir kampanyaya çıktı. Fakat ilk haftasında kampanyanın tamamını topladı. Tabii ki bugün dikkat ederseniz Özgün Bey, Nesrin Hanım, çok güzel şeyler geliyor aslında. Yani Evet. dediğim Evet. bunlar zaten. Birinci haftasında kampanya fonlamayı başardı. Ne olacak diye sormuş arkadaşlar. Ben bir giriş yapayım, sonra topu size atayım. Tabii ki 60 gün içerisinde biz kampanyayı istediğimiz an sona erdirebiliyoruz platformlar olarak, ama tabii ki bir finansal kapanış yapılıyor. Sizin MKK ve Takas Bank açısından erken sonlandırılması ile ilgili herhangi bir sorun var mı efendim? Yok. Yok, hayır. Yani bu Yani istediğiniz bir şey siz zaten. bize tabii yani Evet. siz bize başarılı olduğu fon toplantı bilgisini gönderirsiniz. Zaten benim de başta anlattığım gibi ilgili bu sefer şirket kurma, sermaye artırımı yapma süreçleri başlıyor. Bu sefer oradaki süreci bekleyeceğiz ama hani erken bitmesine ilgili bizim açımızdan bir kısıt yok. Aynı şekilde bizim tarafta da sunumumu yaparken ve konuyu aktarırken bahsetmiştim. Orada sadece platform tarafından gözetilmesi gereken düzenlemede belirtilen husus, son fonlama yapan yatırımcının cayma süresinin tamamlanmasını takiben 48 saatlik süre dolduktan sonra bu başarılı olarak tamamlandı mesajının bize gönderilmesini bekliyoruz. Onun dışında hedeflenen fon tutarlarının karşılanması durumunda platform tarafından bu mesaj bize erken olarak da gönderilebilir ve Nesrin Hanım'ın dediği gibi diğer süreçler o aşamadan sonra başlar. Yani fonlamayı başardı. Bir son ödemeden sonra biz 48 saat bekledik ki cayma hakkı Bekliyoruz. oldu. Ondan sonra Evet. size gönderdiğimiz takdirde arkadaşlarımız çok hızlı bir şekilde fonlamaya kavuşur. Bunları inşallah bir sonraki toplantıda fonlanmış kampanyalar üzerinden konuşmamız nasip olur. İnşallah. İnşallah. İnşallah, inşallah. Hep Hayırlısıyla. emek verdik. Nesrin Hanım ve Özgün Bey, bu akşam zamanınızı ayırıp bizimle oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok değerli bilgiler verdiniz. Sizlerin son sözlerini alarak veda etmek isterim. Buyurunuz efendim. Aslında girişimlere fon sağlama imkanı sunarken bir taraftan da yatırımcılara alternatif bir finans yatırım imkanı sağlamış olacak bu yapı. Burada başta Sermaye Piyasası Kurulumuza ülkemizde açık olan bu konuyu bir mevzuata bağlayarak bir düzenlemeye tabi tutması açısından teşekkür etmek istiyorum. Sistem paydaşları olarak da hem Takas Bank'ı bir emanet yetkilisi olarak yetkilendirmesi aynı zamanda MKK ile entegre yani biz zaten MKK ile iştirak kuruluşlarız. Birlikte çok güzel işler yapıyoruz. Burada da yine birlikte çalışıyor olmaktan son derece memnunuz. İnşallah hem yatırımcılar açısından hem girişimler açısından hem de platformlar açısından çok başarılı kampanyalara imza attığımız günlere kavuşuruz diyorum. Bizi de buraya davet ettiğiniz için ben de Takas Bank adına ve kendi adıma tekrar teşekkürlerimi iletmek isterim. Çok sağ olun. İyi Biz akşamlar. teşekkür ederiz efendim geldiğiniz için. Özgün Bey, sizler neler söylemek istersiniz? Ben de aynı şekilde öncelikle bu kitle fonlama sisteminin hayata geçirilmesinde mevzuat düzenlemesi kapsamında ve mevzuatta bize faaliyetlerimizle ilgili görevlendirme yaptığı için Sermaye Piyasası Kurulu'na teşekkürümü iletiyorum. Çünkü hakikaten Türkiye'de bu alanda bir ihtiyaç olduğu geçmişte benzer uygulamaların ortaya çıkmasından fark edilmişti. İnşallah bundan sonra mevzuatıyla uyumlu bir şekilde bu faaliyetler bizim ve Takas Bank'ın koordinasyonu altında sağlıklı bir şekilde ilerleyecektir. Yine sermayenin tabana yayılması ve işte küçük yatırımcının alternatif yatırım araçlarına sağlıklı bir şekilde ulaşabilmesi açısından da önemli bir fırsat ortaya çıkıyor. Siz de geçenlerde konuştuğumuz şey açısından da bu süreç benim için ayrı bir önemli. Ben ilk sermaye piyasalarında göreve başlarken şey demiştim, sermayenin tabana yayılması aşamalarında faaliyet gösteren bir kurumda çalışıyor olup bu süreçte benim de katkımın olmasından çok büyük mutluluk duyacaktım. Bunu 20 yıldır hem Takas Bank'ta hem Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda çalıştığım süreçte
devletin düzenlemeleri kapsamında yatırımcının korunması, yatırımcının haklarının izlenebilmesi ve yatırımcının güvenli bir şekilde sermaye piyasalarında yatırım yapmasını sağlayacak faaliyetler yürütmüş olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bundan sonra da hem merkezi kayıt kuruluşu olarak hem takas bankı olarak birlikte yeni ürünler ve yeni hizmetlerimizle sermaye piyasalarının gelişimine katkımızı sürdüreceğiz. Bu aşamada da size bu görüş ve düşüncelerimizi sistemi anlatmamıza fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar. Özgün Bey, ben çok teşekkür ederim her ikinize de. Bu akşam çok önemli iki konuk ağırladık arkadaşlar. Ve paya dayalı kitle fonlama sisteminin paydaşları Takas Bank ve MKK'nın gözünden sistemin nasıl çalıştığını öğrenmeye, anlamaya çalıştık. Tüm katılanlara teşekkür ederiz. Kitle fonlaması konusu önemli ve farkındalık ve bilinirliği arttırmamız hepimiz için bir görev. Lütfen burada duyduklarınızı duymayanlara anlatınız. Hoşçakalınız.